بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. O günün en kaçı mı? 4 tane. 4 tane. Abi şöyle birkaç tane ben ders başlığı yazayım ben. Şimdi ya bu lamba yaktı ya. Kontrol kalem olsa ben hattı kontrol ederim de. Kontrol kalemi kullanıyor, kontrol bir şey yok. Çok sönük. Nasıl? Siyah mı gösteriyor? Yok, iyi kamerayı da yani burası şey. Tamam. Kamera düzeltiyor şeyi. Tamam. Şurayı açsak mı? Tamam, tamam. Biraz şey yapalım. Aç bakayım, bir şey yapar mı? Biraz iyi oldu gibi. Tamam, sen oldu. Oldu, oldu. Tamam. Yoksa önemli değil. Şimdi dersimiz 13. söz. 13. sözle alakalı noktayı nazarlar bu derste. Bir, 13. sözde iki tane ayet izah edilmiş. Ayet şuydu. وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Kur'an müminlere şifa ve rahmetmiş. 13. sözde bu ayetin izahı yapılmış. Yani Kur'an müminlere nasıl şifa ve rahmet? Bunu göreceğiz, öğreneceğiz. Çok iyi. İki, Yasin suresinde وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا وَمَا يَنْبَغِيلَ. Biz ona şiir öğretmedik, ona yakışmazdı da. Ne demek yani, biz sana şiir öğretmedik. Peki ne öğrettik? Bu 13. sözde iki tane ayet izah edilmiş. İkincisi bu. Bu derste bunu göreceğiz. Peki ne öğretilmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve müminlere? Şunu kapatsak ya. Çekirge. Ağustos diyeceğim mi? Evet. Burası yaz kış bozuk olduğu için Ağustos'tur herhalde. Evet. Biz sana şiir öğretmedik. Evet. Ona yakışmıyor. Peki ne öğrettik? Bu derste bu 3 tane başlığımız var. 13. sözle alakalı noktaya nazarlar vereceğiz. Bu iki ayetin izahı yapılmış 13. sözde. Onunla alakalı bir ders. Yapıştır gelsin. Evet. Yapıştır gelsin diyorum. 13. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Daha ziyade müzakirli bir ders olsun. İnşallah. Hani ben şey yapayım abi, açılsın biraz da. Ve nunezzile minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetin lil müminin. Ve ma allemnâhu şeyran ve ma yenbeğîle. Kur'an-ı Hakim ile felsefi ulumunun mahsul hikmetlerini, ders ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. Şimdi 12. sözde de Kur'an'la felsefenin mukayesesi yapılmış. 13. sözde de Kur'an'la felsefenin mukayesesi yapılmış. Peki ne fark var? Fark şu, bir noktaya nazar. 12. sözde Kur'an'la dinsiz felsefeyi üstazetlere kıyas etmiş. 12. sözde. 12. sözde. Kur'an'la dinsiz felsefeyi kıyas edilmiş. Kime efendim hikmet verildiyse ona çok büyük hayır verildi. Bu ayetin tefsirinde bu şey bulunur. Peki o hikmet ne? O hayır ne? Birinci esasla bu izah edilmiş. Manayı harfiyle kainata bakmak yani. Evet. Şu ayet. O kime hikmet verilmiş? O hikmet yani. Evet. Birinci esasla bu. Yani وَمَنْ يُبْتَلْ hikmete fakat اُوْتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا. Kime hikmet verildiyse ona çok büyük hayır verildi. Bu birinci esasla izah edilmiş. Peki o hikmet, o hayır neymiş? Manayı harfiyle kainata bakabilmek. Bir kainat kitaba benzetilmiş. Cenab-ı Hak işte tefsir yazın demiş değil mi? Birisinin okuşlarına bakmış ismiyle, diğeri manasını yazmış. Ne manayı ifade ettiğini. Bu çok büyük hayırmış abi. Çok büyük hikmetmiş yani. Sonra bu şekilde manayı ismiyle, manayı harfiyle kainata bakma enfüse ve afaka ne getirmiş? İkinci ve üçüncü esasta bu anlatılmış. Şahsi hayatla mukayeseler yapılmış değil mi? Efendim. Dördüncü esasta da bu azamiyet derecede bu dersi Kur'an'ın vermesi anlatılmış. Şimdi 12. sözde Kur'an-ı Kerim'le dinsiz felsefenin kıyası yapılırken
13. sözde de Kur'an-ı Hakim'le felsefe ulumuna kıyas yapılmış. Bu 13. sözdeki felsefe, bu 24. sözde Zühre, Katre ve Reşar. Evet. Katrenin içinde olmuş olduğu cüziyatta kalan felsefenin mukayesesi yapılmış. Yani buradaki felsefe dinsiz felsefe değil. Burada zaten misalde göreceğiz. Mesela iki tane misal verilmiş. Bir misali söyleyelim ki bu anlaşılsın yani. Buradaki felsefenin dalalet bir felsefe olmadığı. Mesela Cenab-ı Hak hayrul razıkindir. Değil mi? Rabbül alemindir. Bütün mahlukatın rızkını vakti münasipte ihtiyacı anında verir. Değil mi? Şimdi bu 13. sözdeki felsefe ise bunu görmüyor. Böyle kabilesinden cüda olmuş, değil mi? İntizamdan söz etmiş. Yalnız olarak gurbette, değil mi? Denizin ta kilometre ötesinde bir tane mahlukatın rızıklandığını görmüş. Vay be, Allah nelere kadir ya. Bu mahlukatın burada rızkını unutmuyor diyor yani. Onu bir şaşalandırıyor yani. Mesela bazen bu telefonlardan, WhatsApp'tan geliyor abi. Mesela peteğin üzerinde lafzullah yazılmış. Veya elmanın üzerinde, değil mi? Kesmiş mesela, lafzullah çıkmış. Allah nelere kadir ya. Halbuki her şey Allah'tan bahsediyor yani. Her şey Allah'a anlatıyor. Bu 13. sözdeki felsefe aynı böyle cüziyatta kalmış. Katre mesleğini içine alan felsefe yani. Cüziyatta kalmış felsefe de Kur'an-ı Hakim'in mukayeseleri, vermiş olduğu ibretler, hikmetler mukayese edilmiş yani. 12. sözdeki felsefeyle 13. felsefe aynı değil yani. 13. sözdeki bu. Şunu da yazayım ben yeri gelmişken. Bu çok soruluyor. Önce şeyi yazayım. Katre, Zühre, Reşe var. Birer cümleyle özetliyor. Bu bir cümleyle özetlemeyi yapamayan okuduğunu anlayamaz yani. Yani ağacı çekirdekte görmeyen, çekirdeğe bakınca ağacı görmeyen, meyveye bakıp da ağaç hakkında bir bilgisi olmayan nasıl genel manada bilgi sahibi olamaz, onu anlayamaz yani. Bunun aynısı külliyatta da böyledir. Okuduğunu bir cümleyle özetlemek. Bu çok önemli yani. Mesela ben şimdi 24. sözde anlatılan şu üçünü bir cümleyle özetliyorum. İmam. Şaşıracaksınız çok abi. Çok merak ediyorum. Yani şu an hayranlar içerisindeyim. Bu ben de merak ediyorum. Senelerce çalışılmış bir şey. Yani öyle ben tat diye söylüyorum ama abi. Defalar dokunmuş ve anlamamış birisiydi abi. Evet. Yani hakikaten evet. Çok dikkat eden, dikkat isteyen bir yer. Fakat ben çok kolay olduğunu düşünüyorum oranın yani. Hadi bakalım. Şimdi birer cümle diyorum. Katre, hakikati kayıtlar. 13. felsefe, 13. sözde bunun misalini veriyor. Zühre, hakikate renk karıştırır. Renk karıştırır. Bak bir cümle, Reşe ise kendi aynasında hakikati müşahede eder. Bu cümleleri birer cümle daha ekler misin abi? Biraz şey olsun. Abi şöyle, katre demek hakikati kayıtlayan, hakikati kayıtlar. Yani bu 13. sözde felsefeyi örnek veriyor ya, iki tane misal verilmiş. Evet. Yani her şeyi Allah anlatıyor. Fakat katre mesleğinin içindeki o felsefeciler, abi, normalde insandan Allah'a intikal etmiyor. Allah bu kadar mükemmel bir insan yaratmış yani. Fakat iki tane başlı, 8 tane parmak bir elinde, 2 tane, 3 tane ayağı var. Oradan Allah'a gidiyor. Yani hakikati kayıtlıyor. Rabbül alemine intikal edemiyor yani. Katre hakikati kayıtlarken Zühre hakikate renk karıştırıyor. Üstad Hazretleri bunu anlatırken bu 24. sözde şuna tarikatları misal veriyor. Tarikatlar. Şuna da mezhepler.
Yani okuduğumuz zaman ne anlaşılıyor? Anlaşılıyor ki şu mezhepler, şu da tarikatlar. Yani bütün hakikati bir anda hepsi reşe olamamış yani. Mesela İmam Şafii Hazretleri, efendim Maturidi Hazretleri, Eşari Hazretleri değil mi? Ondan sonra hepsi hakikate bir taraftan bakmış veya 12 tarikat. Değil mi? Bazı efendim şeyhin gördüğünü öteki kabul etmemiş, inkar etmiş, değil mi? Veya da hiç olmayan bir şeyi varmış gibi göstermiş. Kaf diye, değil mi? Bu zühre mesleği hakikate renk karıştırıyor yani. Kendi mesleğinden, meşrebinden çıkamıyor. Bu katre de hakikati kayıtlıyor yani. Reşe ise kendi ailesinde hakikati tamamen iyi hal. Birer cümle. Orijinal. Çok orijinal. Hakikati kayıtlıyor. Hakikate renk karıştırıyor. Bu da kendini. Hatta şöyle diyebiliriz. Bu birinci ve ikinci dal var ya abi. Evet. Şeyde. İrfan abi. İrfan'ın sözden. Şu ikinci dalda iki tane sual var. Hatırladın mı abi? Ya bir başkasında esmerle evet. Alakalı bir sual var. Evet. İki tane sual var. Bunun bir tanesi katreyi izah ediyor. Katreyle alakalı bir soru. Diğeri de zühreyle alakalı bir soru yani. İkinci daldaki iki tane soru var ya abi. Birincisi bunun cevabını veriyor. Zühre'nin. İkincisi de katrenin cevabını veriyor. Peki olması gereken ne? Reşe'yi izah ediyor. Olması gereken yani. İki tane sual var. Birine zühreyi birinci sualda. İkinci sualda da katreyi izah ediyor. Şimdi peki, bu 13. sözde. Şunu yapabilir misin? Yani hakikatta felsefeyle hakikatsız felsefeyi bir cümleyle ifade edebilir misin? Evet. Şimdi hakikatsız felsefe dinsiz bir safsatadır. Evet. Değil mi? Hakikatlı bir felsefe de yani eksik ve nakıstır yani. O da bir Allah'ı bilmek ama bu katremesinin içindeki felsefecileri fakat eksik yani, nakıs yani. Şöyle desek mesela insanı tanımlaştıran felsefe, hakikatsiz felsefe, insanı tanımlayan felsefe, hakikatta felsefe. Evet. Şeklinde bir tanım yapsak rahatsız eder misin? Yok, etmez. Zaten Üstad Hazretleri felsefeyi ikiye ayırıyor Hasan abi. Külliyatın çeşitli yerlerinde. Evet. Böyle bakabiliriz. Şiddetle, çünkü nur talebeler olarak şey yapıyoruz abi sürekli. Felsefeye bir şeyimiz var, antisempatimiz var. Evet, aynen öyle. Böyle hani bulsak bir yerde sık boğaz edeceğiz böyle, boğazlayacağız gibi bir felsefeye bakış açımız var. Maalesef, maalesef. Bunu şey için söyledim abi. Zamanında biz İzmir'de miydi? Bursa'daki felsefeci bir abi var ya. Evet. Ona bir ders okutmuştuk. Hatta uff, şeyde... Neler çıktım ben. Kahvaltıda biz... Aha, o şöyle dedi yani böyle bir ders okumamı istiyor musunuz? Ya böyle bir sohbet ders dedi. Sohbet yapalım mı? Felsefe üzerinde diye bir şey olmuştu. Biz ısrar ettik. Dedik ki hani ileride başarırsa kimden kaynaklandığını bilsinler abi üstümüze alalım. Biz ısrar ettik. Dedik ki abi böyle bir bu işin özünü bir anlatsam. Oradaki şey mesela sonra size itirazlar geldi abi. Hem de ne kadar. Biz orada şunu konuştuk. Yani orada biz hani oturup da Aristo'nun hayatı nedir onu konuşmadık. Orada sorulan sorular şuydu. Geçmişte hakikati arayan insanlar nasıl aradı? Ve niçin aramış? Niçin aradı? Sonra da bu hakikati arayan insanlara nasıl hat çektiler etrafına, nasıl sık boğaz ettiler? Sonra külliyatta bir cümle var. Üstad diyor ki ben skolastik bataklığın içine saplanmış medrese hocası mı sanıyorum? Evet. Bunu anlamayan bir kimse nurculuk mesleğini anlayamaz. Skolastik, çünkü üstadı böyle sanıyorlar. Skolastik bataklığın içinde saplanıp kalmış bir medrese hocası sanıyorlar. Yani geleceksin, dersi 45 dakika bir şey dinleyeceksin, çay içeceksin, evet. Süte, sabuna bir şey dokunmayacaksın, içeceksin, içeceksin. Böyle bu acayip bir, gizli bir el örtmüş böyle, hantalaştırmış cemaati. Perişan etmiş. Böyle deyince de bana nefret ediyorlar. Gelecek, yarı uyku, yarı böyle derste 45 dakika çay içecek, gidecek. Yani hiçbir şey değil. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bu hale getirilmiş? Sakın ha! Sakın ha! Böyle de sakma. Yani ondan sonra felsefe, ya arkadaş dedim. Bu İslam filozofu bir sürü şeyler çıktı. Ya gel bakayım bu felsefe neymiş?
bunun şeyi katmadan bize uygun bir tarihçisini anlat. Merak ediyoruz yani. Peki bunlar kimdi? Ne aradılar? İçini aradılar? Ne buldular? Ne yaptılar? Kim vardı zamanlarında? Karşısında bir tamirci yok muydu o asıl imamın? Bunu anlattı bize. Vay sen dershanede felsefe anlattırdın. Aynen öyle. Neler çektin ya? Olur ki adamı da suçlanırsa abi suçlamasınlar biz yaptırdık. Yani. Ben yaptırdım. Evet. Beraber yaptırdık. Tabii da beraber yaptık. Biz iş yaptık abi bir yapsak. Dersin başlangıçta eski soru şuydu abi. Hakikatler bir bilgiye ulaşılır. Evet. Hakiki bilgi var mıdır? Gerçek bilgi diye bir şey var mıdır? Yani adamlar hakikat aramışlar. Bu soruyu sormuşlar. Bu soru üzerine felsefe şeyini gelmiş ki kişilerin evet. İşte Sokrates bunu demiştir, Aristo bunu demiştir, şöyle olmuştur, böyle olmuştur. İki derste toplam birer saatte. Yani böyle antipat olarak bakılır ya. Yani. Evet abi. Yani Üssal Hazretleri bunu görmüş o zaman mekteple medresele bakmış ki yani tamamen zıt ayrı dünyalar. Evet. Din ile değil mi? Akli ilimlerin beraber okutulması gerektiğini. Kavramını getiriyor. Evet. Çünkü fenli bir şey olmazsa adamın elinde donu olmazsa nasıl düşünecek? Evet. Yani din okul diyor. Evet. Peki okulda ne var? Yorum var. Felsefe deyince Aristoteles değil ki. Yorum. Dinle diyor beraber diyor. Medreset-i Zehra'da diyor. Evet. Mesela bu Risale'de 6. mesele var. Meyve Risalesi'nde. Öğrenciler geliyorlar diyorlar ki bize Allah'tan bahset. Muallimler Allah'tan bahsetmiyor. Yani çocuklar da Allah'ı arıyor. Orada felsefe yapıyoruz da. Darwin de Allah'ı arıyor yani. Birini arıyorlar yani. Değil mi? Ya insan içinde bu bir boşluktur abi. Bunu evet. Doldurmak istiyor. İnsan hakikat arama peşinde. Değil mi? Mesela bir şey rüya görüyoruz. Rüyada olduğumuzu anladığımızda var. Nasıl tadı kaçıyor değil mi insanın? Rüyada olduğunu gününde o tadı tamamıyla böyle alamıyorsun. Ne zaman ki rüyadan böyle çıkıp da hakikat hani bunda gerçek bu dediğin zaman artık ondan lezzet almaya başlıyorsun. İnsanda hakikati arama duygusu var. Ki Cenab-ı Hak bunu vermiş ki biz Cenab-ı Hakk'ı bulalım yani. Bu hissiyatla biz güdüyoruz. Bu hissiyat bizi güdülüyor yani. Güdülme bir füze gibi şeye gidiyoruz abi. Hakikate doğru yöneliyoruz. Bu bizim fıtratımızda var yani. İşte bu hani felsefe dedikleri şey lügatta akılla evet. Bir mesele izah etmek. Yani hakikate gidebilmesi için bir kişinin bu müspet manadaki felsefik yoldan geçmesi gerekiyor yani. Fakat diğer felsefeyle çok böyle iç içe girip dolu karıştığı için mesela bizim nurcularda da belli bir yerde kitlenip kalıyor abi. Yani felsefe deyince acayip bir şey oluyor yani. Kitlenme mesela böyle dedi ya, kıyamet kopuyor. Vay şimdi izah et. Şimdi bu konuştuklarımız. Lan açınla düz oku. Onu sen oku, devam et. Buradaki okudun da ne oldu? Buradaki hakikatten kasıt suret, kanuniyet, hakikaten mahiyetteki hakikat mı? Yani ki bunu soran ve kasteden kişiye göre değişir. Mesela bana göre hakikat nedir o? Suret. Hakikat olabilmesi için bir suret. Nedir o? Esma-ı Celle ve Cemal-i sanatı bu mevcudat. Surettir. Bir de insandaki karşılığı var hulasalanmış. Yani insanın fıtratına konmuş. Kainat değil mi? Kocaman ağacı çekirdekte kotladığı gibi kocaman kainat insana kotlamış. Bu nedir? Kanuniyet. Bir suret, kanuniyet. Bir de bu ikisinin kaynağı esma, hakikat. Bu da bir de sıfat var, mahiyet. Bütünsellik. Eğer hakikati kastediyorsan ilk ikisi. Mahiyeti kastediyorsan önündeki şey. Demek ki suret, gir içeriye son kabuğu gibi, kanuniyet, gir içeriye hakikat. Çünkü Onedin sözü der ki, esma yoluyla müsemayı bulursun. Şimdi insan fıtratında bütün kainatın yazılımı var mı? İnsan hali tadır, rüzdamedir, takvimdir değil mi? Peki bunu nasıl tekamül ettirecek ruhtakini? Bunun bir karşıtı var, paraleli var. Şu mevcudat insanın açılımı. Onları anlamlandırarak, hem ona evet, mana ismi, mana harfi, niyet nazarla tabi, kainat, mana ismi, mana harfiyle, bu sefer kendi fıtratındaki o kanuni, çekirdekteki ağaç hakikatı, meratibini, kainatla bütünleşip, şeceri hılkate dönüşmek. Devam et abi. Evet. Çok güzel bir sıra bakma biraz. Fazla. Yok abi. Ben fazla değilim. Yok. Olsun anlattığım mesele de bir ara grupta bir şey oldu, ufak bir şeyde
Ha konuşması oldu o yüzden... Sonra... Ben ne yapıyorum biliyor musun? Doğru mu kardeşim? Bu felsefe onu yayınlattırdı. Oo, binlerce kale almadı. Niye? Bakıyorum itiraza. Doğru mu? Ayağın başımın üstüne. Febiya. Ama bağnaz. Geçimsin sen. Seni hiç kale almıyorum. Abi şöyle hani bu felsefe yani şu 24. sözün ikinci dalında anlatılan felsefe yani Allah'a götürüyor seni. Ama cüziyette kalıyor. Yani kötü bir şey değil yani. Açık olarak söyle. Yani sen bu mesleğin içine giren felsefe... Hakim felsefe. Evet. Yani bu müspet bir şey. Bu yanlış değil yani. Evet. Zaten diyor. Nakıs diyor. Eksik yani. Hani külliyatta değil de cüziyatta kalmış bir felsefe akıl yürütmek yani. Öyle niye abi. Mezhepler dedin? O mezhepler ben... Abi şöyle. Ben cümleyi okuyayım size. Hemen siz zaten şey yapacaksınız. Bak şöyle. Mezhepler, İmam Azamlar falan mı kastettin? Abi şöyle, ben okuyayım. Evliya niçin usul-i imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalif ediyor? Tamam. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazen hilaf vaki ve muhalefi hak çıkıyor. Bu neye bakıyor? Tarikatlara bakıyor. Değil mi? Şu okudum. Bir daha okuyorum. Evliya. Niçin usul-i imanede ittifak ettikleri halde? Meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok ihtilaf etmiş. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri, değil mi? Tevhid'de çok ileri gitmişken, Allah'a imanda, ama haşirde yok saydığı için kehaneti, değil mi? İhtilaf etmiş yani. Hem buna tarikatlar diyoruz Hasan abi. Şu okuduğumuzda tarikatlar diyoruz. Tamam, tarikat. Bunlar ihtilaf ediyorlar. Yani birinin gördüğünü öteki kabul etmiyor. Evet, yani o sabunutlaşmış. Evet, onu soruyor yani. İkincisi, hem farklı bir şey. Niçin ehli fikir ve nazar? Bunlar da buraya yazdım ben. Mezhepler yani. Ehli fikir ve nazar dedi. Kim bunlar? Mezhepler. Niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İçtihat Risalesi'nde su misali veriyor buna. Değil mi? Yeah. Yani birincisi tarikatlar, 12 tane tarikat niçin müşahedelerinde, keşfiyatlarında, iman hakikatlarında değil mi? Usulde esaslı itfat etmişler. Ama teferruatta ihtilaf ediyorlar yani. Neden tarikatlar ehli fikir ve nazar? Evet. Her biri, hepsinin bir delili var. Kat'i bürhanla hak terakki ettikleri efkarlarında niçin birbirine mütenakız bir surette hakikati görmüşler? Bu da mezhepler yani. Öyle değil mi? Tam tersi olması gibi değil mi abi? Yok. Biri evliya var, şey, tarikatlar, ikincisi... Sonra burayı siz hani bir şey bir değiştirmek için mi sordunuz yoksa anlamak için mi sordunuz şeyi? Niye oraya mezhepler yazdınız? Yani şu, açılsın diyoruz mesela... bu katı hakim filozof diyor ikinci adamı. Hakikati kayıtlı görüyor. Evet kayıtlı. Bu mezhep imamlarına niye bağladın? Mezhepler imamları böyle mi görüyor? Şöyle abi. Hakikati kayıtlı mı görüyor? Hakikati kayıt eksik yani hakikatin tamamını müşahede edemiyor. Yani onu şöyle tahsis etsek daha doğru olur abi. Katre mesleğindeki yürüyen kişiler zahirdedir. Katredir. Mezheplerle yürümesi lazım abi. Şöyle çünkü abi abdest almak. Sorunun namazlı. Cevabı şöyle. Bunu hemen şey yapacağız. Şuraya yazayım ben abi. Anlatın sesini. Bunun cevabı ne? Evet. Cevabı Üstad hemen Esma-i İlahiye'ye bağlıyor abi. Yani İmam-ı Azam Efendimiz iki tane isimde adlı ve hakem. Azamiyet derecede masur olmuş. Bütün vermiş olduğu hükümleri bu iki esmadan veriyor abi. O merkezde. Evet. Şimdi bu iki merkezden verince mesela Ahmet İbni Hanbel değil mi? Bu da zahir isminde azamiyet derecede masal olmuş bu isme. Bütün vermiş olduğu. Üstadımız bunu söylüyor abi. Nerede? Vehhabilik meselesinde söylüyor. Diyor ki Ahmet İbni Hanbel efendim 1 milyon hadisin ravisidir diyor. Ve de vermiş olduğu hükümleri
zahire göre hükmettiği için diyor yani. Şu isimde bütün vermiş olduğu efendim hükümleri şu isme göre verdiği için bu sefer ne oluyor? Hakikatin bir tarafını bunun söylediği yanlış değil yani. Fakat o vermiş olduğu hükümle bir meseleyi kayıtlıyor yani. Onun kayıtladığı bir meselede başka bir mezhep imamı görmüş. O da o hükmü vermiş. Hani İçtihat Risalesi'nde su misali veriliyor mu Mehmet abi? Su, böbrek hastasına ayrı bir bakar değil mi? Tabii. Şeker hastasına ayrı bir bakar. Efendim, doğum yapan birine ayrı bir bakar. Bir sürü bakar yani. Birine farz olur, birine vacip olur, birine şey olur. He, bu mezhep imamları da abi mazhar esmalarından dolayı yani bu kadar mazhar olmuş. O zaman bu mesele de tam reşe olamamış yani. Ama sadece bu esma, bu iki isimle düşünürse bu iki ismin reşasıdır diyebiliriz yani. İrfan. Ama genel manada baktığımız zaman abi reşe diyemiyoruz yani. Zaten tabaka tabaka diyor ya abi. O yüzden sorunun cevabı yani neden mezhepler dedik, tarikatlar dedik ifadelere baktığımız zaman. Evet. Ben senin anlattığında geçmişteki tecrübemi birleştirsem bir farklı bir noktayı nazar ifade etmek istiyorum da bu şekilde. Şimdi bu üç meslek zahir zaten. Bu üç meslek üzerine gidiyor sistem. Sonra bunun üç ayrı dokuz şeyi oluyor. Şimdi abi mesela katre mesleğindeki mezheplerin irtibatı şu şekilde olsa gerek. Katrede olan bir şahıs. Yani şu an ben katredeyim. Şu halihazırdaki halim katredir. Bu ben şu halihazırda yani zahiri şeriata göre hareket etmem lazım. Yani kayıtlı hakikatler, kayıtlıyım ya ben. Evet. Hakikatlerin de kayıtlı olması lazım. Evet. Kayıtlı hakikatler olduğu işin içerisine girersem mezheplerle hareket etmem lazım. Evet. Zahiri yaşantım eşittir mezheptir ben. Halihazırdaki yaşantım var ya abi. Ondan sonra zühre meselesi girse tekamül meselesi başlıyor. Ruhun ve kalbin tekamülü başlıyor. Bu seyri sülük halinde olursa zühre mesleğindesindir abi. Bir de reşa mesleği vardır ki bu nübüvvet mesleğidir. Nübüvvetin şeyi içerisindedir. Çatısı altındadır. Kendini ayna yerine koymak. Ayna olmak. Yani şurada ne var? Kendi renklendiriyorsun. Kendi rengin işin içine girirse onun şey hani 18. mektubun başında soruyor ya. Kaftadan bahsetmiş, meşmeşeyden bahsetmiş. Halbuki böyle değil mi? Yok sahiden. Mesela bir doktor ders yaparken kendi mesleğini karıştırıyor işin içine. Yani şu katre ve zühre hani biz sanıyoruz ki genel manada benim gördüğüm bunlar kötüdür yani, bunlar. Menfidir zannediliyor, kötüdür zannediliyor yani. Hayır bunlar olması gereken yani. İşte İrfan abinin söylediği de bu yani. Onu anlatıyorum. Her anda bir insan bazen gelir mesela sen bir çocuğa ders yapacaksın abi. Hakikatin hepsini verebilir misin ona? Kayıtlaman gerekiyor yani onun seviyesine. Orada katre oluyorsun. Değil mi? Onun anlayacağı şekilde akli misaller veriyorsun. Mesela bazen oluyor ki kendi meşrebini karıştırıyorsun birine bir şey anlatırken. Bazen oluyor ki kendi müşahede etmişsin, reşe olmuşsun değil mi? Yani bu iki tane meslek basamak. Yani menfi bunlar olması gerekiyor yani. Şöyle bir basamak olursa düşünürse yanlış abi. Yani şu şekilde. Bunlar müsbet olması gerekiyor yani. Şu şekilde abi. Mesela kişi kim kime ibadet edecek diyorsa burada boğulmuştur zührenin içerisinde. Ben bu 24 yılı çok okudum abi. Yani hala da anlamış değil. Yani kim kime ibadet edecek demişse bu kişi yani eğer o ondandır. Yani odur demişse zührede boğulmuştur bu kişi. Reşadaki kişi ondandır der mesele. Yani aynadanlığının farkında olan kişidir. Bu da reşada olup da reşada olduğunu bilip de katredeki gibi davranan kişi de risalet şeyi içerisindedir. Orada bahsetmiyor abi. Üç meslek bahsediyor. Üçüncü reşaya nübüvvet diyor. Evet. Rüsümle katre reşada. Bir de risalet var. Evet. Reşadaki kişi reşada olup da katredeki gibi de davranabiliyorsa şeydir. Risalet şey çatısı altındadır bu kişi. Yani bu mesela bir insan demiş olduğu gibi mesela, çok ilginç bir şey söyledi yani. Evet, en son anlamadım. Şöyle, bir insan mesela katre mesleğinde ya abi. Bu katre mesleğindeki insan bazı meselelerde reşe olabiliyor yani. Evet, katre mesleğinde. Mesela biz Risale'nin mesleği reşe mesleği değil mi? Evet abi.
Şimdi reşe mesleğindeyken mesela birine bir şey anlatıyorsun, anlamıyor adam yani. O adam hakkı da kayıplı yani. O mesela anlamadığı mesele de katre yani o adam. Mesela bazen oluyor ki kendi meşrebi, mesela öyle bir tanıyoruz ki değil mi? Bazı vakıf abiler, kardeşler var. Mesela diyelim ki usta abi diyelim, X abi diyelim. Kendi meşrebi anlattıklarına yazıyor. Her şeyi nefis, 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 nefis. Değil mi? Mustafa'ya nefis, nefis. Nefis, nefis. Hatbeder şöyle, 18. söz böyle değil mi? O zaman Mesnevi Nuray'daki bahisler yok. Büyük Mesnevi'deki yani. Hep o da kendi rengini karıştırıyor yani. Reşa mesleği içindeyken yani. Külli gitmek zor. Peki abi şöyle madem evet. Buraya girdik de bir cümle abi. Peki bunun asıl sebebi ne? Şurayı okuyayım ben hemen. Madem ki buraya şey yaptık, asıl dersimize geçeceğiz şimdi. Tamam abi. Şuraya yani, benim için çok istifadeli oldu yani. Abi ben... şöyle. Hemen bunun sebebini söylüyoruz. Şu an bunların ağzında kayıtlar var. Hemen sebebini söylüyoruz. Bu 24 sözün başı. Diyor ki nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları bir. Evet. Ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları iki. Ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri var. Sorunun cevabı, farkın cevabı. Şöyle, şimdi Allah'ın, şuraya yazalım. Allah'ın abi. Zatına bakan. Bir. İki, raiyetine bakan. Bakın. Üç, saltanatına bakan isimleri varmış Hasan abi. Bütün farklılıkların, evet, Allah razı olsun. Bütün noktayı nazarların, bütün her şeyin sebebi buymuş. Allah'ın zatına bakan, raiyetine bakan, saltanatına bakan isimleri olduğundan dolayı mesela İmam-ı Azam Efendimiz, Adıl ve Hakem, Muhiddin Arabi Hazretleri, Alim isminde azami derece mazhar olmuş. Bunların arasındaki farklılığın sebebi biri zatına bakan isimde mazhariyet olmuşken diğeri mevcutuna bakan isimde mazhariyet olmuş. Ortaya koymuş olduğu fikirler, görüşler, müşahedeler ne varsa sebebi bu yani. Zühre'nin, Katre'nin, Reşan'ın ve bunların aradığı tabakaların sebebi bu. Birisi var ki Ehad isminde azamet derecede mazhar olmuş. Diyelim ki Mustafa abi var ki Cenab-ı Hakk'ın Muhtar isminde azamet derecede mazhar olmuş. Değil mi? İşte diyelim ki Hasan abi diyelim ki Hadi ismi, Batın ismi değil mi? Mazhar olmuş. İzahları, noktayı nazarları o pencerede, o esmaların şeyinde olduğundan dolayı farklılığın sebebi o abi. Evet. Yani Allah'ın zatına bakan, raiyetine ve saltanatına bakan isimleri olduğundan dolayı ve mazhariyetler de bu üç isme göre olduğundan dolayı bu meslekler ve bunların türevleri. Bu şekilde. Yani düşünsene abi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Reşad ama yani bir çadıra giriyor, bedevilerle sohbet ediyor. Katre mesleği şey yapabiliyor ki bu da misaletli olacak bir şey yani. Allah razı olsun tabi diye. Bu o kadar anlattım ki bir sen anladın abi. Hangi seni? Şu mesele abi ya. O kadar izah etmeyeceğim. Kendini yırtıyorsun. Yok anlamıyor kimse yani. Bu kadar da ben yani çok anlaşılır kendim diye yani. Böyle açık anlattığımı düşünüyorum şu meseleyi yani ama böyle bir anlayan yok yani. Yani böyle 24. sözü böyle bir 40-50 defa belki 100 defa yakla okusun da ondan sonra bir daha anlat abi. Bu sır burada. Yani harbi çok basit yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın şu aslında o birinci ve ikinci daldaki soru var ya Hasan abi. Hmm. O sorunun cevabı da bu Hasan abi. Hmm. Şu. Hani niçin evliyalar müşahedelerinde ihtilaf etmişler? Evet. Niçin efendim farklı ehli fikir ve nazar olmuş? Niçin evliyalar? İkinci soru. Değil mi? İkincisi. Evet. Efendim birisi bir iman hakikatını çok izah etmiş. Diğeri Hamur abi gibi şeyde kal. Sorunun cevabı bu abi. Duramıyorum Hasan abi söylemem lazım. Tamam. Şey zaten kafur yok yani. Sorunun cevabı bu yani. Şey var ya bir de şu mesele de hani iki tane o 18. mektupta iki tane çoban hikayesini anlatıyor abi. Evet. Çobanların birisi bu.
müşahedatını şey yapamıyor. Kendi rengiyle bulandırıyor. İkinci çoban şu. Asfiyan. Diyor sen gördüğün şey değil ama diyor. Hem kendi rüyasını yorumluyor hem onu ikilik yorumlayabiliyor yalnız. Mesela asfiyan olması lazım ki rüyasıyı hakikatine yorulasın. Hani diyor burnumdan bir sinek şey diyor evet. Süt denizinin üstündeydim bir köprüden geçtim diyor ki sen köprüden geçtin de o köprü değildi o bizim bildiğin kavaldı diyor tamam mı abi? Bu reşa mesleğindeki şey hani orada da bunu anlatıyor bu mesele yani 18. mektupta da evet. Hani diğeri kendiyle hani renklendirmesini sorabilirlerse kendine renklendirmek o gördüğü şey müşahadatına itimat ediyor evet. Müşahadatı yorumlayabilmek mesele yani. Şeyde, reşa mesleği. Evet. Katre mezhepler mi sana göre? Öyle değil. Sen yani abi. Şöyle, meselenin bir tarafı öyle. Yani tamamı değil zahirde yani. Zahirde yürüyen ha. Adam buradayken, buradaysan kardeşim mezhep uyacaksın. Yani şöyle, namazını kılacaksın. Yok kim kime ibadet edecek, yok. 90 kilometre geçtiğin zaman ha. Sefere kılacaksın, harem-i mezhebindeysen. Ha. Yani artık şey, kafayı karıştı mı orada? Evet. Yok şu hatıra var mı, şöyle yok, şu... Ha. Yani şunlar abi müspet yani. Bu menfi bir şey değil. Bunlar günlük hayatta bunlarla peki, karşılaşıyoruz. Peki 3 tane o. Zaten mesela Allah'a hakkında kimisi zatına bakar Esma-i Mazhar. Evet. Kimisi rahiyetine bakar Esma-i Mazhar. Kimisi zatına. Evet. Peki bu katre, zürre, reşe ve çitefiki nedir? Yani ne yapabilir miyiz? Şöyle abi. İndirebilir miyiz? Evet. Mesela bu katreye bakan mesela daha ziyade bu reşa zat. Zatına bakıyor şöyle. Şimdi Allah'ı bilmek ile varlığını bilmek aynı şeyler değil. Üstadımız bunu Muhyiddin Arabi, Fahrettin Razi'ye demiş ki meselesinde. Şimdi şu rahiyetine bakan bir de saltanatına bakan var. Zühre bir bakılabilir ona şeye. 24'ünü çözer. Evet, şöyle bu saltanatına bakana tatre diyelim. Bak. Çünkü şu rayetine bakana da zühre diyelim abi. Çünkü katre mevcudattan gittiği için saltanat diyebiliriz ona yani. Katreye. Ben tam tersi düşünüyorsun. Tam tersini düşünüyorum. Şey, ama şu şey... Niye biliyor musun? Evet. Neyse şu. Şimdi hiç kimse rayetine ve saltanatına bakan da ihtilaf etmemiş. Evet. Allah da ihtilaf etmiş. Allah'ta ihtilaf edilmesinin sebebi, yani Allah nasıl bir şey mesela, Allah bilmediği için, yani o şekilde yani bilmediği için derken, başka bir şey bilmiyor. Şu mevcudata da o demiş. Evet. Sen estağfurullah diyorsun. Şu mevcudat odur denilir mi? Evet. Estağfurullah diyorsun. Ama o demiş. Tamam, buraya. Şimdi niye? O zata bakan esma da ihtilaf olur. Bu katredir. Yani mesela şu saltanatta var ya, icraatta mesela, Allah'ın hükümleri var saltanatında. Buna pek ihtilaf yok. Saltanatında, yani mazhar esma var ya, mullevin, musabir, elman. Yani bu katre, zatta var ihtilaf. Zühre, raiyetine, aynı fikirdeyiz zühre. Zat, yoruma çok açık. Mesela büyük zatlar ihtilaf etmiş. Dikkat edersen zatta ihtilaf etmiş, saltanatta değil. Hiç kimse çiçeğin, ağacın mazar olduğu esmada ihtilaf etmemiş. Yok bu mülevin dedin, sonra adi dedin. Yok. Zata edilmiş. Ne hangisi? Allah'ın Rablerine göre anlatmışlar. Allah'a değil de kendi alemindeki Rab. Tamam. Bu nerede olmuş? Bu hakikati kendi alemine göre. Hakiki eşya-i sabitin esmayla. Yani sen aslında bu ismen doğru ama gene karıştırma şeyini. Çünkü katre olduğunu o zaman. Zaten en yüksek ya. En yüksek olduğu için zaten ne demiş? Allah bize demiş ki beni mi tanımak istiyorsun? O kadar zor ki. Saltanat değil. Kendini tanı. Kendimiz hakkındaki şey de katre. Katre zatta ihtilaf olur. Ötekilerde zatta beraber. Şimdi şunu sileyim ben de bizim dersimiz o değil. Senar değil. Ben çok hoşuma gitti yani burası. Tebrik ediyorum yani.
etmemek mümkün değil. Ben de tebrik ediyorum. Evet, yani ben istifade ediyorum ve not alıyorum. Senin için kıymetli mi? Benim tebrikim biliyorum da abi, ben de tebrik ediyorum. Yani niye? Bu kadar, 24. sözü bu kadar kısaca ben ne anladım ne anlatabildim. Şey yapalım abi, bir ara bu siz... Ya ben hani yalan. Evet. Bu şekilde ne anladım? Çünkü niye? Einstein sözü var. Bir, onun sözünü söyleyeceğim ama ondan sonra şöyle. Ya bu çok derindir diyoruz ya. Bu zordur. Einstein diyor ki, anlayan anlatır. Anlatabilir diyor. Anlatamıyorsan anlamazsın. Zor dediğimiz var ya, anlamadık. Ha şimdi sen çok kolay anlattın. Çünkü çok iyi anlattın. Şimdi ben çok uğraştım yani, abi. Çok güzel olmuş yani. Eskiden abi hani okulda biz, hatırlıyorum ben ilkokul, ortaokuldayken böyle kitap vardı. Okuduğumuzu anladık mı bölümü vardı. Evet, evet. Sonunda. Bu çok önemli yani, külliyat her yıl okuyor ama soruyorsun ya, nereye okudun sen? Diyor ki ben 5. notayı okudum diyor. Ne anladın? İşte anladım diyor yani, okudum diyor yani. Yani böyle oldu, doğru değil. Yani bu Risale-i Nur'da bu netice olsa zulümdür. Risale-i Nur haksızlıktır. Nedir o? Adam şimdi ne oldu, ne anladınsa yeter. Bu maksut değil. Niye? Allah Kur'an'ı bunun için göndermemiş. Bunu inkar etmiyoruz Berat, ama bu gaye olmamalı. Ne anladınsa olsun, olsun. Tamam. Ama bu gaye değil, tamam. Dediğin doğru ama gayret et ya. Daha iyisini anlamaya gayret. Peki daha iyi anlamana gayret etmek gerekmiyor mu? Mesela okudum bugün, Risale dersin geldi dinledim. Bir ay sonra, 3-4 ay sonra başka yerde de dinleyeceğim. Gene aynı şeyi anladım. Niye farklı anlamıyoruz? Gayret yok. Adam mesela çalıştı. Gayret etti. Farklı anladık. Allah razı olsun. Evet, çok. Peki bizim farklı anlamamıza sebep değil midir? Çok memnun olduk. Ha, peki niye, nasıl oldu? Gayret etti. Nasıl yaptın? Ne anladınsa odur demedi. Evet. Yani bu çok önemli. Şimdi destekliyor. Pardon, burayı okuyayım size abi. Şey diyor ya, bu katre meselesi. Hı. Niçin ehli hakikat bazısında çok... Bu 24. Ha, buyur abi. Niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısımda da çok geri kalmışlar? Halbuki bütün esmanın mertebe-i azamların mazarı ve bütün enbiyan serleri diye. Ya sen orada geçiyor abi, ikinci daldan okuyorsunuz. Evet. Şimdi katre şey dedi ki, şey oldu ya, birincisine... Zata Bakan dedi evet. Ya, ondan diyor hakikatlarım, evet. Mertebi azamlarının diyor Esma'yı. Evet. Ben şey, sizin tasnifinize ben farklı düşünüyorum da, onu bir ara çarpışalım abi. Şey. Öyle mi? Biraz önce anlattın. Şey bak, Murat abi anlatın, anlatsın. Ben de 24 sözü tekrar baştan bir tamam, olur. Şey, şu önemli, yani okuduğumuzu anladık mı? Ve okuduğumuzu bir cümleyle toparlayabiliyor musun? Mesela ben 5. notayı okudum veya 10. notayı okudum. Marifet-i ilahiyenin delilleri anlatılmış. 3 tane su gibi, hava gibi, nur gibi. Çok kısa mesela. Yani bu biz okunurken bunu söylememiş kimse yani. Okuyor ama nereye okudun? Ben diyor, bu ne diyor? Marifet diyor değil mi? Evet. 10. notayı okudum. E ne anlatıyor? İşte Allah anlatıyor diyor yani. Bu eksik yani İlhan abi. Bu evet, doğru değil yani, bu tarz. Okuduğumuzu birer cümleyle özetle. Reşe'yi okuduk, Katri'yi okuduk. Ha, okuduk ki onu bir cümleyle özetlemek gerekiyor yani. Evet, yanlış değil, eksik tamamlanması lazım. Evet. Bunu yapalım böyle. İnşallah, hadi bakalım. Abi bu zata baktığını söyleyemiyor, yanlış mı söylüyorum ben ya? Yok, ben öyle inanıyorum. Esma'nın mertebe-i azamların mazharı ne demek? Esma'nın mertebe-i azamların mazharı. Ben onu mesela bu izah şu, mertebe-i azamları kim fark ediyor? Kendisi. Şöyle diyeyim, insan için şöyle diyor, emaneti diyor, gönderdik diyor, kimse üzerine almadı diyor. Evet. Kim aldı? İnsan. Aldığı için zalim ve cahildir.
Peki niye aldı biliyor musun? Benim anladım orada. İnsan emaneti niye aldı? Çünkü aldığı şeyle cahilliği ve zalimliği kalksın diye aldı. Çünkü alınan şey cehaletini ve zalimliğini kaldırması lazım. Kaldırmıyorsa emaneti almadı da. Yine o kâle zalima cevap. Bugünkü söylediğim şeyler de çok iyi yaptı dedim ya. Melekler insana bakınca niye böyle gördü diye. Kan dökülecek birini mi yaratıyorsun diye Cenab-ı Hakk'a sordular ya. Hı hı. Niye böyle bir şey gördüler ki dedim ya. Yani insanda. Hani öyleydi. Emanet alınca değişecek. Ha, emaneti kim aldı? İnsan aldı. İnsan olursak alırız. Çünkü insanlar insanlık makamına çıkar. Bir şey anlatmak istiyorum bu konuyla. Mazhar Esma kimdir? Bak. Emanet Esma yani Kur'an değil mi bir şeyde emanet? Üzerin altı. Bu mazhar-ı hakikat var ya Esma mı? Cehaletimizi ve zalimliğimizi kalkma nispetinde emanete hamletmişiz. Şimdi bu mazhar-ı esmanın olduğuna delil nedir? Kendini tanıma ve tanımlamadır. O tanıma ve tanımlama ile tanırsın. Saltanatını değil. Raiyetini de değil. Çünkü kainat Allah'ın zatına ayna değil. Kainat Allah'ın esma ve sıfatına aynadır. Sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığmadım. Allah zatı ile insandadır. Kainatta değildir. O zaman zatı hakkındaki ihtilaf mevcudattan, mevcudata dair esmadan değil. Kendisiyle mazhar olduğu esmaya göre anlaşılır. Çünkü Allah zatı ile insandadır. Allah zatıyla mevcudatta, saltanatında değildir diye anlıyorum. Bu böyle güzel, çok istifadeli oldu. Sektörden ters düştüğü için o yüzden dedim bir defa ben bir daha okuyayım. Evet. Ben hani paklanmamıştım mesele. Yani, bir daha şey yapalım. Şey bak, insan... Ben çok iyi anladım. Ha, ve şu, bize. İnne o kâne zalıma cevula. Niye bunu diyorsun? Yani diyor ki bak, cahil zaman nasıl aldı, niye aldı? Cahil olan, alan cahil olur mu? Çünkü niye? Bak, cahilliğini bilen alimdir. Alim kimdir? Cahilliğini bilendir. Eğer bir insan cahilliğini bilmiyorsa, cahilliğini bilmiyorsa, Celi Mürekkep diyor ya, hiçbir şey değil. Peki kim? Bak, cahilliğini bilmek ilim gerekiyor. Cahil olduğunu bilmek için ilim gerekiyor değil mi? Bak ilimle gelir. Cahil olan cahilliğini mi anlamaz? Cahilini anlayan alim diyor. Gazali der ki ilim cehaletten başlar. Evet. Bak ben terakki ettim ettim hiç dimi anladım. E niye okudum ki? Öğrendim cahil olduğumu öğrendim. E zaten öğrenmeden önce de cahildim zaten. Cahilliğini bilmiyordum. İnne o kâne zalıma cehre. İnsanoğlu aldı. E ne yapacak bunu? Ver bana ver dedi. Dağlara verdi yok dedi. Hayvanlara verdi yok dedi, nebatat yok dedi. İnsan bağırmış orada. Ver bana ver ver ver. E ne yapacaksın sen bunu? Allah iki şey tanımlıyor. Ben o mektubattan söylüyorum. İnne kâne zalûman cevûlâ. Ha, iki sıfatını ne çıkartıyor? Zalim ve cahil. Peki aldığı şey ne işe yarayacak? Cehaletini ve zalimliğini kaldırması gerekiyor. O zaman cehaletini ve zalimliği kaldırmışsa kaldırdığı kadar sen emaneti hamletmişsin. Yoksa emaneti iddia etmişsin. O zaman ihtilaf mevcudata taalluk eden esmada yok. Kendini tanımlamada dedi ki ben hakkım dedi. Evet. Değil mi? Ne dedi? Ben hakkım diyebilecek kadar zatta şey yapmış. Mevcudat için demiyor. Şey olur demesinin sebebi ben oyum demiş. Ha, o zaman zata taalluk eden esmada ihtilaf olunca mevcudat değişiyor. Mevcudat değişiyor. E kendini neyle tanımlayacaksın? Allah biliyor diyor ki beni tanımak için kainata bakma diyor zatımı. Kendine bak. Ben arefe nefse bakar arefe. O zaman
Allah, Allah'ın saltanatı ve raiyeti hakkındaki raiyet şeydir. Bu hükümleri, tam kanunları aşağı yukarı ortalama bir şeydir. İhtilafa, İslam dünyasına bakarsanız hep zatadır, zattadır. Hem de merkezde. Bunun başlangıcını şey başlatmış. Kırıkan'da yatan Beyazıt-ı Bestah. Vahdet-i Vücud'un ruhunu o başlattı. Evet. Muhyiddin Arabi'den öncedir. Tamam mı? Mesela diyor ki Muhyiddin Arabi, Beyazıt-ı Bestah'ın şanım ne yücedir? Şanımı, zatımı tenzih ve tesbih eder. Tamam mı? Burada ihtilaf. Ha, o zaman bu anlayış nereden kaynaklanıyor? Zatı tanıyacak esmaya mazariyetten kaynaklanıyor. Mesela alimle bakmış kendisine ve Allah'a. Tamam mı? Muhyiddin Arabi. Adl ve hakimle bakmış İmam Azam. Hayle bakmış Geylani. Tamam mı? Kayyumle bakmış İmam-ı Rabbani. Peki bu nedir? Bak, zata bakan ayrı bir şey. Onun için hep böyle Geylani Gazali'ye baktığımız zaman birbirlerindeki sıkıntı zatta. Hiçbir tanesi namazın mesela sen diyor namaz dörttür, dört rekat. Abdest ama ihtilaf o şey değil. Kavgalar zatta olmuş. Ve filozoflar da oradan batmış. Mevcudata masal olmuş. Çiçeğe ya Musavir yok demiş. Zani'dir demiş bunu yapar. Öteki dedi ki mülevindir. Hepsi de doğru. Hiçbirisi. Ama zatta bu antika bir ihtilaf var mesela. Nedir o? Hemos demiş. Öteki demiş ki hemozes demiş. Dolayısıyla zatta şey var. Çünkü niye? Zatta ihtilaf kainatta olmaz. Esmada da olmaz. Çünkü zatı tanımlayan esmada olur. Zatı tanımlayan esmada olur. Efali fiile bakan esmada olmaz. O mertebede olur. Çünkü zatı nerededir? Zatı insandadır. Allah'ın zatı kainatta değildir. O zaman zata bakan esma kim değilse ihtilaf oradadır. Allah'ın zatı neredeyse ihtilaf oradadır. Allah'ın zatı kainatta değildir. İhtilaf orada değildir. Evet. Zatı neredeyse ihtilaf oradadır. Anladım tabii. Evet. Haşa bu bu uslupla ifade etmek, dayatmak anlaşılmasın. Yok, ben farklı anladım. He tamam. Zevkimi anlatmaya çalışıyorum. Hani zevk ediyorum. Ne mutlu sana abi. Bu adamlarım var. Biraz daha şey yapalım, onu bize de açıklar mısınız? Şimdi bu Kadre, Zühre ve Reşay insana ne girsek? Onu buna anlatacağız. Hayır. Şimdi nefis, akıl ve kalp. Evet. Sülükleriyle ilgili hangisini eşleştiririz? O zaman nefis değil. Sakın nefis deyince nefse mara anlama. Nefis de insan. Bak tabii. İnsan. Orada neyi anlayacağız? O zaman evet. Tam ne çıkıyor? Birincisi nefis, Kadre. Çünkü insan hakkında ihtilaf edilmiş. Ben kimim demiş? Tanrıyım demiş bir tanesi. Değil mi? Tanrıyım demiş. Yani bu benim anladığım, tamam mı? Yani ihtilaf orada olmuş. Kalpteki kemalat, Bahattin Şahin Akşener Hazretleri demiş ki, şu evlatla tekamül edersiniz demiş. Gelen Hazretleri demiş ki, şu evlatla edersin. Ama o ihtilaf denilmez o. Farklılıktır. Farklılıkla ihtilaf farklı şeylerdir. Mesela Geylani'nin öğretisi ile şeyin Naşibendi'nin öğretisi farklıdır. İhtilaf değil yani. İhtilaf değildir. İhtilaf zatta olmuştur. İhtilaf nerede olmuştur? İnsanı tanımlamada olmuştur. Yoksa efalinde vesairesinde değil, terbiyede değil. Mesela niçin? Yerhane niçin demiş ki insan şöyle terbiye olur? İnsanı farklı anlamış. Bahattin Şahin Nakşibendi Hazretleri demiş ki insan şu evrakta eskarla kemalat bulur. Niye? İnsanı öyle anladığı için. Mesela bataklıkta bataklığı çözüp ortada kaldırmadıkça o sinek karınca da edemezsin. Şimdi insana diyor ki gelen al bunu diyor. Bununla terbiye olursun. Kemal olursun. Nakşibendi Hazretleri diyor ki hayır, buna kemal bulursun. Bunun farklılığı insanı tanımlamadan geliyor. İnsanı farklı anlamadan geliyor. İhtilaf oradadır. İnsandadır. Çünkü zat insandadır.
Zat neredeyse zat hakkında ihtilaf oradadır. O zaman zatla alakalı esmada ihtilaf vardır. Diye anlıyorum ama bunu ayrı ders yapalım abi. Yani. Evet. Bunu bir çarpışalım abi. Çünkü nefis, aklın ve kalbi hangisini? Sen onu zürve, katfeyi şöyle yazar mısın sonra? Mehmet abi, katfeyi yazalım. Yani. Çünkü oradan çıkıyor. Katfeyi çarpışmadık ama pat diye fikir icat edin. Ya aşağı iner. Zürve, reşat. Ok yapar. O çizgi değil. Ok yap. Şimdi çalışmadık tabii ki. Elbette bu dur demiyoruz ama. Müzakere diyor. O zaten müzakere. Şimdi aşağıya abi, akıl, dima, kalp, ruh. Nefis, akıl, kalp diye geçiyor. Niye nefis, he? Nefis, akıl, kalp diye geçiyor. Öyle mi geçiyor? Evet. O zaman dursun abi. Tamam. O zaman bak, nefis yaz. Nefis. Evet. Aslında kalp. Akıl. Akıl mı? Evet, kalp. Kalp mi? Nefis, akıl, kalp. Evet. Nefisten ne anlıyorsun? Önemli olan odur. Evet. Abi şimdi direkt böyle baktığımız, zahir baktığımız zaman şu akıl katre yani. Şu nefis, zühre. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bir mesele var ki o mesele kalbi yaklaşmak gerekiyor. Bir mesele var ki ona akli bakmak gerekiyor. Bir mesele var ki ona kendinden bakman gerekiyor. Yani bir hakikatte bu üçü de var. Ve buna menfi değil bunlar yani. Evet. Çünkü niye? Mesela doğru. Peygamberimiz hani demin örnek verdi. Bir bedevi gelmiş. Onu çadırın önünde karşılamış. Başka bir adam gelmiş. Ona acayip bir hürmet etmiş yani. Yani bir meseleye akli bakmış. Bir meseleye nefsi bakmış. Bir meseleye kalbi bakmış. Bu olay ve hasrata göre, şeye göre değişiyor. Peki parantez aç, nefisten neyi kastediyorsun, yazar mısın parantez? Abi şöyle, Risale-i Nur'da nefis derken iki şekilde geçiyor. Bir, nefse emmare manasında geçiyor. İki, kendi manasında geçiyor. Buradaki nefisten maksat i̇nsan. Kendi, zat yani. İnsan. Evet, insan yazalım. İnsan yazalım. İnsanın kendisi yani. Kapat parantezi, insan. Evet. Bu insan. Ya şey tamam. Şu şekilde sana faydası olur diye abi söylüyorum. Nefis için kür, akıl için. Lef-i mahfuz, kalbin içinde aşk gibi yok, belki konuşsa... Evet. Aynı. Çünkü nefiste karşı... Nefse emmari olmadığı için hani o... Bunu siliyorum abi. Yok, silmem. O insanın çizgi yap, insanı yapar mısın? Bir süre. Nefisin o paranteze. Çık dışarı parantezine, ne oradan? Kürs yazar mısın oraya? Kürs. Evet. Akılda lef-i mahfuz. Kalp mi dedi o? Evet. Arş abi. Yani şimdi ondan sonra şimdi daha kolay olur. Yani nereye denk geliyor? Katre. Bir bakmak lazım. Şimdi evet. Sizin anlattığınız katre öyle bir katre ki abi. Yani dilsiz falan değil o. Esma'nın en kesif hali, en cami halindeki bir katredir. Bahsederekten bir zat açtım oraya gittiniz. Biz başlangıçta öyle düşünmemiştik. Evet. İşte çünkü o yüzden 24. Katre var ya, Murat sen başta başladı ya, çok güzel başladı. Dedi ki, katre öyle biz dinsiz filozof zannediyoruz. Evet. Dinsiz felsefe zannediyoruz. Tamam. Oysa öyle değil bu. Evet. O değil. O 12. sözdeki gibi değil. Değil. Şimdi filozof diyor. Tamam mı? Evet. Ve o katrede mezhep imamları mazari esmaya. Evet. Tamam mı? Mesela diyor ki, Bazıları kadın aizdeyken namaz kılabilir, kılamaz. Şimdiki uyduruk canlar. Evet. Niçin farklı? Çünkü insanı yorumlayamamış. Niye mezhep imamları kılamıyor? Peygamberimizin secdeyi de var da. Niye insanı merkeze koyup yorumlayamamış? İnsan hakkında vereceği hükmün doğru ve yanlışı nerede kaynaklanıyor? İnsanı yorumlama nispetinde doğrudur. Çok güzel abi. Yani insanı nasıl tanımlamış, ona hüküm öyle vermiş. O zaman sorun kendini yorumlamak. Peki o zaman kalbi değil, insan nedir? Anlamamış. Mesela şu misalde bir cümle söyleyeceğim. Filozoflar insanı tanımlarken yok münakaşa eden hayvandır demiş. Arzularını olan hayvandır. Hep sonunda hayvan etmiş. Allah aşkına şu anlar 218'e bak. İnsan nedir? 20 tane.
20 tane. He? 20 tane. Kainatın ayetül kübrası. Ayet-i kürsisi. Çekirdeği, meyvesi. Bu ne? Bu ne? O ne? Ha, insanı ne anlamış? Bu ne anlamış? Ne anlamış? Ha, o zaman insanı münakaşa eden hayvandır diyen adam insan hakkında vereceği karar veya yorumlamalarının ne kıymeti var ki? Şimdi ben nasıl okuyacağım onun kitabını? Ama şu alan 218'e bak. İnsan kainat ağacını, kainat ağaç diyor. Bu ağacın diyor, şeceri hika büyük insan diyor. Kainata büyük insan diyor. Ayet-i kübrası diyor. İslamiyet kadar insanı yücelten hiçbir şey yok yani. Evet, İslamiyet kadar. Ha, o zaman insan hakkındaki yorumlar insanı anlamlandırma nispetindedir. İnsan ne kadar anlamış? Söz o kadar oturmaktır. İmam Azam merkezde baktığı için öyle karar vermiş. Bu takozol işlerde insana böyle bakmış, et ve kim, ulan o da benim gibi konuşuyor, kadın, ben de yiyorum, o da olmuş tutmuyor. Niye tutmasın diyor. Evet. Heh, buradan bakmış. Et ve kemiğe insan demiş. Evet. Demiş ya aynı adam, kainatın çekirdeği asnesi diyor. Şuraya bak diyor şu adamlara, videosunu bana gösterdiler. Neymiş gerekçesi? Peygamberimizden önce kainat yok muydu? Ağzını böyle çarpıyor. Ulan bana böyle iki tane çakasın geliyor ya. Peygamberimizin ruhunu Arabistan'da doğmuş beşeriyetiyle, bedeniyle anlamış. Et ve kemiğiyle peygamberimizi anlamış. Rabeler de öyle, dön böyle diyor. Kabe'ye mi dönülür falan. Şimdi peygamberimiz nasıl anlamış? Et ve kemik de anlamış. Dışarıdan bak, bunu da bizim gibi yer içer diyor. Vay, hakikaten ya. Yemin etsene ya. Yer içer miydi ya? Sinirleniyorum ben. Ateş bas dedim. Ömer abi yazdınız mı? Siliyorum bunu. Evet, ateş bas. Kardeşim bana da açın da ben de Müslümanım bak. La ilahe illallah Muhammedun Resulü. Yazdım ama soru işareti koydum. He? Yazdım ama soru işareti koydum. Abi bana da abi. Benim şeyim, bakışım, ben şu cümlem vardı. En kesif, en camidir. Mesela nur mu Allah'a daha iyi gösterir? Hava mı, su mu, toprak mı? Niçin toprak? En kesif. Mesela şu konuşmamıza bakalım. Tarikat, mürit ilişkisi, hoca talebe ilişkisi gibi konuşmazsa bu ders böyle keyif vermez. Biz bir kardeşiz. Nedir bu? İşte bu, kesifiz. Ama aramızdaki o latifliği yaparsak, o latiftir, şeyh, usta, ben kesifim. Tamam dedim, hayır. Ben böyle anladım. O zaman sen de öyle anladın. O zaman ne anlaşılıyor? Farklılık çok güzel oluyor. Niçin güzel oluyor? Merkeze insanı koyup, merkezden muhite bakarsan farklıdır. Muhitten merkeze bakarsan farklıdır. Mesela vücut vardır, arkadaşlar geldik İstanbul'da. Vücut var ya zat-ı sıfattan. Vücut, beka, kıdem, battani. Bir baktım ki, subhanallah, ahadiyet, ehad esması ondan, battaniyet. Neler çıkıyor ya? Abi bana da ver ya, bismillahirrahmanirrahim. Sen devam et. Abi ben de Müslümanım ya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, yaslanarak içmeyin demiş. Hani koltuğa yaslanarak keyif verecekti ama değilmiş. Hadi. İçilmez, yiyilmez diye sünnette geçer. Yani bu 13. sözde... Yine bak, şunu da söyleyeyim, bitir devamını. Şurada da şey, zühre, katre, reşer, çiçek, kamer ve güneş. Evet. Onlar çok merak ediyorum. Bunu ayrı bir ders yapalım abi. Bu 14. söz ayrı bir... Yapıştıran şey, bunu, ben de okuyayım abi. Var mı, hazırlığın var mı? Çalıştık abi. Çalıştınsa o zaman daha 2 gün kampımızın günü var. Sen o zaman sana, ben ne zaman sen şey... Desen ki sen, ben hazırım dediğin cumartesi zaman... Cumartesi yapalım, cumartesi. Çünkü çok iddialı şeyler söyledim. Evet. Mezhep, tarikat, nübüvvet... Elimizde malzeme var abi. şimdi akıl, kalp, nefis... Ne? Tamam. Şimdi pazar günü kaçta biz uçuyoruz? Pazartesi. Cumartesi yapayım. Pazartesi uçuyoruz abi. O cumartesi zaman. Yapayım ben. Tamam. Cumartesi senin dersin. Ben de okuyayım abi inşallah. Tamam. Beraber okuyalım. Tamam. O zaman o, şey yap. Benim
noktayı nasıl başlayalım? Başlayalım böyle birinci ve ikinci dalı. Gene böyle bir iki saat içerisinde ben özetleyeyim. Sonra soru cevap yapayım ama. Tamam. Güzel. Bunların açıklanması lazım. Tamam. Tıkandık kaldık yani. O herkes bir şey diyor. Devam et o zaman. Bu ders okuyan yok ki. Tabii tıkanacaksın abi. Aç interneti, şu ders okuyan bir kişi yok. Yazık o Google'daki 24'ün sözü ders okunmuştur. Ben baktım. Yok kimse. Yok yani şöyle izahlar var ama daha da muğlaklaştırıyor. Yani yok, birkaç tane ders yapamayacağım ama. Ders okumak gibi hani açıp da anlaşılmıyor sesli yani. Kayıt gibi demiyorum ben. Yani açıp da ikinci dal okumak gibi değil. Yani alıp da şöyle bir şu mesela katsenin 3 şekli şu şekli. Binlerce derse gitmedik mi? Bir gün bir tane dersine de farklı yerlerde hiç 24'ün sözü gördüm yani. Yok. Ben görmedim. Şimdi internette bizim sitede şey var. Koçoğlu'nun ben baktım abi haritalı. Şey böyle cümle şey yapıyor. Böyle bir cümle böyle yani bir yani izah yok abi. Yok. Sadece kelime meali vermiş gibi ilerliyor yani, abi. İzah yok yani. Yani ders yapılmış ama izah yok. Böyle şıklık falan yapmış yok, gibi. İzah yok yani. Yunus dersinde yayınlanıyor galiba değil mi? Ha. Evet. Yani bileşik koymuş. Yani çok merak ettim bu mesela. Ama bileşik koymuş. 9 tane insanı yapmış diye duydum. Dokuz izah yok abi ya. Öyle mi? Yani izahı yok yani. Sadece... Bakarız abi destekini bakarım. Tamam evet. Ben şimdi devam et abi. 13. sözü. Bu işin kaynağı Osman abi dedim var mı böyle bir şey yok dedi. Her şey farkında şey yapamıyor. Yok ben farkında. De baktım da abi izah yok yani. İzah yok sadece böyle bir. Evet. Şimdi bizim dersimiz 13. söz. 13. sözde 2 tane ayet izah edilmiş. Bu 2 tane ayet nasıl izah edilmiş? Kur'an müminlere şifa ve rahmet. İkincisi de biz sana şiir öğretmedik. Ona yakışmazdı da. Şimdi Hüsnü Hazretleri bu 2 ayeti 3 başlık altında anlatmış. Ben bunları şimdi yazacağım. Bu 2 ayeti tatbik edeceğiz. Bakalım bu 2 ayeti nasıl şey yapmış? Bu şimdi metni okuyacağım ben. Metinde 3 tane başlık var. Hem demek Risale-i Nur'da ana konuya farklı bir noktayı nazar, farklı bir başlık demektir. Evet demek kendisinden önceki cümleyi tahkik cümlesidir. Evet deyince. Şimdi bu 3 başlık altında bu 2 tane ayet izah edilmiş. Şimdi ben önce okuyacağım. Buraya kadar 1. başlık diyeceğim. Şuraya kadar 2. başlık diyeceğim. Buraya kadar 3. başlık diyeceğim. Ondan sonra meseleyi takdim edeceğim. Okuyorum. Kur'an-ı Hakim ile felsefi ulumunun mahsule hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece ilimlerini muvazene etmek istersen şu gelecek. Çay koyalım mı? Sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizil Beyanı. Abim sen yap çayı, özür dilerim. Çay koy abim benim. İşte Kur'an-ı Mucizil Beyanın bütün kainattaki adiyat namıyla yağ dolunan harikulade ve birer muzey kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakaiki acibeyi zih-i şuura açıp nazar-ı ibretlerini celbedip ukule tükenmez bir hazine-i ulum açar. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan muzdat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizamı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazara dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmetli zişura takdim eder. Şimdi Kur'an kainata nasıl bakıyor? Felsefe nasıl bakıyor? Onu Kur'an-ı Kerim bütün kainattaki adiyat namıyla yağ bulunan harikulade birer muzey kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini yırtıyor. Hakaiki acibeyi zişure açıyor. Nazara ibretlerini celbedip tükenmez bir hazine bulmacı. Kur'an-ı Kerim insanların normal olarak gördüğü şeylerden bahsediyor. Deveden bahsediyor, arıdan bahsediyor, efendim, bakardan bahsediyor değil mi? Efendim, güneşten bahsediyor, kadından bahsediyor. Ama bunlar insan felsefe normal görüyor. Felsefenin peki neden bahsediyor? Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bütün harikulade mucizeli kudreti adet ve ülfet perdesinde saklıyor. Cehalane ve lakaydane üstüne geçiyor. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkattan huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazara dikkate arz eden
onlara birer ibretli hikmet diye zişura takdimler. Şimdi buna iki tane misal veriyor bu söylediklerine. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini adi değil, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istirapla nazar-ı ibretle teşhir eder. Yani bu Şualar 218'de insanın mükemmel bir tarifi yapılmış, 20 tane. Ve külliyatın başka yerlerindeki tariflerle beraber birleştirdiğim zaman belki 40-50 tane böyle insan tarifi var. Eşref-i mahlukattır, halife-i ruhizemindir, hulasa-i mevcudattır, efendim çekirdektir değil mi? Ayet-el kübrasıdır, kainatıdır, böyle 20-30 tane özelliği var. Peki, bu özelliklerini, bu anlatmış olduğu felsefe hiç değinmiyor. Peki neden bahsediyor? Kemal-i hilkatten huruc etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velveli istirapla nazara ibretle teşhir ediyor. Ya Allah'ın acayip bir şeyi var diyor, iradesi. Nasıl yarattı diyor iki başlı şeyi. Veya da normal bir doğum oluyor, anne karnında bir çocuk oluyor. Değil mi? Fakat iki tane, üç tane çocuk veya dört tane, beş tane, altı tane olduğu zaman insan daha şaşırıyor değil mi? Evet. Sanki bir tane normalmiş gibi. Yani sanki bir tanesi normalmiş gibi yani. Adiyat evet. Birinci misal buydu. İkinci misal, en latif ve umumi bir muze-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i kalpten muntazam iyaşelerini adi görüp küfran perdesinin üstüne çekiyor. Yani Cenab-ı Hak bütün mahlukatın rızkını tam ihtiyaç anında vakti münasipte geliyor. Burada anlatmış olduğu bu felsefe bunun üzerini kapatıyor. Yani Rabbül Alemine intikal edemiyor. Fakat intizamdan şüzüz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iyaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle hazır balıkçıları ağlatmak ister. Yani ya Allah'ın ne lütufkarmış, ne keremi varmış ya. Bu işte denizin dibindeki hayvanatı unutmamış diyor yani. Evet. Halbuki bütün mahlukatın Allah unutmamış yani. Vakti münasipte ihtiyaç anında değil mi? Veriyor. Külli manadaki lütuf ve keremi değil de böyle şans kabiliğinden değil mi? Evet. Bir lütuf ve keremi nazara veriyor. Yani bu da bir Allah'ı bilmek Hasan abi. Ama bak ne kadar kayıp var. Rabbül Alemin'i bilmek de Rabbi'yi bilmek değil mi? Veya lütuf ve keremi külli bilmek de cüz'i bilmek arasında ne kadar farklı. Bazen onu gösteriyorlar ya da işte petekte Allah yazıyor, koyunun üzerinde Allah yazıyor. Ben onlara hiç bakmıyorum yani. Ya her şey Allah gösteriyor yani. Her şey Allah'tan bahsediyor yani. Ne yapalım? Arta çıkınca Hristiyan mı olalım yani? Size çok geliyor değil mi abi? Çok. Ama yayınladı o kadar ki şeydir, bizim lisana dönüşmüş ya mesela Arapça. Elif, lam, lam. Allah yazıyor. Yani bu da bir tabii bir hakikat. Yani böyle biz de basit alamayız da almıyoruz. O da bir acayip bir esbab. Esbaba taluk eden esma değil o. Sebepsiz tecelli eden esmalar var ya, Kur'an'da var ya ben, bir de biz var. Evet. Yani mesela sebepsiz tecelli ilk yaratılmalarla ben diyor. Sebepsiz yaratılma biz diyor. O o esma, o mulevin esması var ya, azami derecede tecelli edince bizim yazıya dönüştürmüş. Yani biraz şöyle hak veriyorum. Yani mevcudattan Allah'ı görmek İsa'nın gözüdür. Görmez. Balıkçılar, balıktan Allah'ı görmez. Evet. Mesela bu Müslümanlar peteklerden, elmadan Allah'ı görmezlermiş. Zor. Risale'yi okursak bir başka. Ama petekte Arapça yazarsa, evet, hele Türkçe yazarsa var ya, ben evliya olur. Evet. İşte Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Hakim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye ciheti de servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifeti saniye cihetindeki fark ve iflasını gör, ibret al. Yani Kur'an-ı Kerim bütün mahlukattan, değil mi? Allah'a intikal ettirirken felsefe ise çok cüz'i kalıyor. İkisini kıyas ediyor. O zaman şimdi Kur'an müminlere şifa ve rahmet. Değil mi? Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetin lil müminin. Şimdi buraya kadar birinci başlığımız, bir cümleyi özetliyorum ben. Neymiş ha?
adet ve İltisak mı? Ülfet. Ülfet perdesine yırtması. Yani Kur'an-ı Kerim müminlere şifa ve rahmetmiş. Nasıl şifa ve rahmetmiş? Adet ve ülfet perdesine yırtmasıyla abi. Her şeyden Allah'ı göstermesiyle. Yaz onu. Yazayım ben. Şifa ve rahmetmiş. Yırtmasıyla şifa ve rahmetmiş. İrfan abi. Birinci şeyimiz bu. Üstadım da öyle diyor. Yani Kur'an-ı Kerim her şeyden Allah'ı gösteriyormuş. Felsefe ise, değil mi? Katre mesleğinin içindeki o filozof felsefe ise ne yapıyor? Cüzi ve şaz kabilinden, intizamdan şaz olmuş. Evet. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatleri cami olduğundan şiirin hayalatından müstahnidir. Evet, Kur'an-ı Muzul Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i intizam ve kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam usluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyin ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeylerinde mevcut münasebeti maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhta içindeki ayetlere hatta münasebet teşkil etsin. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar bir gözü, müteveccih bir yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Şimdi buna iki tane misal veriyor. Demin nasıl iki tane misal verdi? Şu anlatmış olduğu ikinci başlığa da iki tane misal veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyin. Ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeş olsun ve mabeylerinde mevcut münasebet maneviye rabıta olmak için efendim o daire-i muhte içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesi için Kur'an-ı Kerim şiir tarzında olmamış. Bir şey zahirde tamamlar gibi değil. Evet. Mesela o diyor ya, gene 13. sözde değil mi o? Nerede nereye atlıyor diyor. Yusuf suresinde. Yani bir bizim matematik, kimya gibi, tarih gibi değil. İz takip etmiyor. Her bir ayet kendi başına müstakildir. Onu diyor. Evet. Her bir ayetin, her bir ayette münasebetinin kurulması için Kur'an-ı Kerim şiir olmamış. Şimdi şöyle, mesela bir şiir düşünelim. Şöyle bir dörtlük düşünelim. Şöyle de bir dörtlük daha düşünelim. Vezinli. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki bir şiirdeki bir cümle, bir beyit, efendim, bir kelime kendisinden önceki bir beyitle, bir cümleyle veya kendisinden sonraki bir beyitle münasebetler oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de ise her bir ayetin, her bir ayetle bir münasebeti var. Kur'an-ı Kerim niye şiir olmamış? Şimdi biz bunu anlatacağım ben birazdan. Bir sebebi buymuş yani. Kur'an-ı Kerim müminlere nasıl şifa ve rahmetmiş? Bir sebebi de oymuş. Neymiş? Her şeyi, evet, her şeyi, her şeyle münasebetini kurmak için. Kurulması için. Yani Kur'an-ı Kerim müminlere nasıl şifa ve rahmet? Her şeyin her şeyle münasebeti kurulsun diye. Şimdi bu Allah'ın yarattığı her şey böyledir. Mesela bir güneşi düşünelim. Güneşin bütün mevcudatı bakar bir gözü, nazır bir yüzü vardır. Hayvanata bakar, cemadata bakar, nebatata bakar, cinlere bakar, efendim meleklere bakar, insanlara bakar. Havayı düşünelim, bütün mahlukata bakar. Suyu düşünelim, bütün mahlukata bakar. Allah'ın yarattığı her şey, her şeye bakar. Bu kelamda da böyle. Kur'an-ı Kerim müminlere şifa ve rahmetmiş. Nasıl şifa ve rahmetmiş? Her şeyin her şeyle münasebetini kurdurması cihetiyle rahmetmiş. Şiirde ise böyle değil. Şiirde kendisinden önceki bir beyitle veya kendisinden sonraki bir beyitle münasebeti var.
Şuraya başka bir cümle de yazabiliriz. Ben böyle yazdım ama münasebet kurmak, yani Kur'an-ı Kerim hükmünlere nasıl şifa ve rahmet? Münasebet kurulması noktasında yani şifa ve rahmetmiş. Her şeyin her, yani seni cüziyetten çıkarıyor Kur'an-ı Kerim. Böyle arşla münasebetini kurduruyor, kürsüle münasebetini kurduruyor. Her şeyle münasebetini kurduruyor. Sen kimsin deyince? Evet. Peki o zaman birincisiyle münasebet kurduğumuz zaman nasıl insan her şeyin her şeyle münasebetini kurabilir? Adet ve ülfet perdesini yırtarak ya. Bu risamı da aynı. Yani birinci söz benim aynı. Benim Bismillah helalim başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Ya biz okuduk bu ezbere biliyoruz. Öyle bakarsan sen adet ve ülfet perdesiyle bakıyorsun ya. Değil mi? Bismillah her ayrım başıdır. Kainatta şer hiçbir şey yoktur. Her şey mutlak hayırdır. Ya bizzat güzeldir, ya netice güzeldir. Bismillah her ayrım başıdır demek, Allah kainatta şer bir şey yaratmadı demektir yani. Şer insana bakan cihetidir. Allah'a bakan cihetinde şer yoktur. O yüzden 11. sözün başında her cemal ve kemal sahibi cemalini ve kemalini görmek için bir kainat sarayı yapıyor değil mi? Sordular. Normalde celal ve cemal denmesi gereken neden cemal ve kemal dedi? Celal Mehmet abi efendim bize göre Allah'a göre hep cemal hep kemal abi. Hasan abi. Yani her cemal ve kemal sahibi. Değil mi? Ben mesela sinirli bir insan olsam ben kendimi sinirli der miyim abi? Demem yani. Kızdırıyorlar beni dersin. Şeker gibi bir insanım yani. Hep fazla beni kızdırıyorlar dersin. Ben i̇şte her demesin. Cemal ve kemal sahibi. Yani Allah hep cemal, hep cemalini ve kemalini görmek istiyor. Celal bize bakan cihetidir. Peki celalini görmek istemiyor mu? Yani celali biz diyoruz abi. Celalini kendisi demiyor mu? Mesela şöyle hani Allah'a bakan celalle bize bakan celal bunlar ayrı yani. Bize bakan celal de ona bakan celal, evet. Bir de şöyle bir şey var izahta. Cemal ve kemal değil abi. Kemal'in içinde zaten celal var yani. Evet abi. Var şey de diyebilir miyiz abi? Celal bilgisi, cehennem mesela. Evet yani ahirete bak abi. Şöyle geçiyor ama 24. sözün başına. Celalinde cemal, cemalinde celal tecelli ettiriyor. Allah'a bakan şeyde efsafiler de öyle abi. Evet. Fakat insana bakan cihetiyle biz celali mesela ben hastalandım. Değil mi? Celal olarak görüyorum onu yani. Ama Cenab-ı Hakk'a bakan cihetiyle hem kemaldir hem cemaldir yani. Evet. Ama bize bakan cihetiyle ben mesela vesveseye düşer oldum ben bir meselede. Değil mi? Celale mazhar oldum yani. Ama Allah'a bakan cihetiyle kemal ve cemal. Anlayabilir miyim? İşaret edeceğiz de var yani. İki isim de var. Celali ve Cemali diyor. Evet. Oradan esmalar çıkıyor. Celali ve Cemali. Evet abi. Yani Allah'a bakan öyle. Celal ne? Aynı darlık yapmamızı istiyor mu? Cenab-ı Hak mı? Evet. İstiyor abi. İşte Kemal olduğu zaman Kemal Celali ve Cemali içine alıyor. Tazamın ediyor. Tazamın kesin ediyor. O. Evet. Mesela Kemal kimdir? Celal de cemali, cemalde de kemal, celali görendir. Bir daha kemal kimdir? Celal de cemali, cemalde de celali görebilendir. Bir de ben tanımlaması var. Bir de sen söyleyeyim de sana. Buyurun abi. Sanki celal değil de kemalin içindeki celali aynı darak yapmamız istiyor. Celal direkt değil. Sen ne abi? Şu şekilde baksak sanki daha farklı olur gibi. Hani celalin içinde kemal, estağfurullah, celalin içinde cemal, cemalin içinde celal varsa aslında hakikatte celal ve cemal yoktur. Bunlar ben metindekini söyleyeyim. Bunlar, metin böyle geçiyor. Hani kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrını gözlüyor mu abi? Abi yani bunlar birbirinin içerisinde yani inkılap geçirebiliyorsa, birbirine dönüşebiliyorsa, dönüşebilen şey neler? Hakikat değildir. Bunlar bizim tabir ve tanımlamamız için, anlamamız için var. Hakikatte kemal var sadece. Evet. O şekilde bakılırsa Murat abinin dediği şey olur yani. Ben de öyle demiştim.
İşte bunları yani, abi ben metinde şöyle geçiyor. Celal ve Cemal ülkesi var. 11. meselede evet. Geçiyor. Onun bir de, bir de Celal ve Cemal'e şey, sağlamı var. Bir de tabi işaret edeceğiz ve sözlerde, 4 sözde diyor ki Celal'in içindeki Cemal, Cemal'in içindeki Celal'i görebilen Kemal. Çünkü aynı bu metinde şekilde geliyor. Evet. Doğru. Ama bizim gördüğümüzde var. Celali yok denilmez. Çünkü mesela kahar, cemal esması mıdır? Celalidir ama şöyle, hayır mutlaktan hayır gelir mantıklı. O hayırdır o. Celal şer değil ki. Bir cehennem mi? Cehennem hayırdır. Adem'e göre hayırdır. İşte şöyle abi, işte demek istediğim bu yani. Yani insana bakan celalle, Allah'a bakan celalin çünkü geçtiği yere göre, yani paragrafa göre, metne göre anlatılan bir mana var. Yani ikisi de, yani bu ikisi de doğru da geçtiği yere göre ifade edilirse... Hayır, geçti ama aslı oynatmamak adına, hani tefekkür ederken evet. Aslı metin şey yapmamak şartı. Mesela cehennem, Esma'ül kesi, yani şer değil. Mesela diyelim ki kışın soğuk olması, yağmur yağdırılarak çamaşırımız İslam'da zarar görmek vesaire diyebilir. Ama şeydir, Cenab-ı Hakk'ın celali var, cemali de var, evet. Kemalini de anlatıyor, kemalini anlatıyor. İnsana baktığı zaman bu ancak kemal buluyor. Nasıl kemal buluyor? İşte diyor ki orada, nasıl kemal bulur insan diyor. 24 sözde başında celalde cemalini, cemalde celalini göstermeye çalışıyor. Çünkü mesela cennet cemal ülkesidir. Cehennem celal ülkesidir. İnsan ise bunun dışındadır. Çünkü zata mazardır. İnsanda taayyum ve teşahhus ediyor. Kemaldir. Ha? Ama o da var, o da var. Ama derse ki bizim bakışımızda celali var, azaltına yok denirse olmaz. Nususu, nasları oynatırız. Evet. Doğru. Şimdi bu ikinci mana, münasebet kurmak ciheti. Yani Kur'an-ı Kerim, müminlere nasıl şifa ve rahmet? Her şeyin, her şeyle münasebetini kurması cihetiyle. Çok harika izah yapıyor biliyor musun? Mümin, yani onu bulmak emretir, Salim bunu yapmış da, Kur'an müminlere nasıl şifadır? Harika yani. Birincisi ben zannediyorum ki aspirin içeceğine Allah hemen kalk kulum demişti. Ona bak ne diyor? Adet ve üfet. Perdesine yırtması için şifa veren. Şifa imiş. Evet. İkincisi her şeyin her şeyin münasebetini burası kurdurabilmiş. Tamam. Şifamış. Buna, Mef üçüncü mi deme bak. Yazacağım. Buna iki tane misal vermiş. Hani buna birinciye nasıl iki tane insan misali verdi? Rızık misali verdi şuna. Adet ve üfet verdi. Buna da iki tane misal veriyor. Bir, İhlas Risalesi misali veriyor. Şöyle, okuyayım. 25. sözde beğendiği gibi Sure-i İhlas içerisinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her bir zil ecneye olan 6 cümlenin terkibatında müteşekkir bir hazine-i ilmi tevhid bulunur ve tazammül ediyor. Yani Sure-i İhlas'ın içerisinde bütün cümleler, bütün kelimeler, bütün hepsi birbirine münasebetlermiş. Turebi, birinci ayet, altı ayettir galiba, öyle hatırlıyorum. İhlas, altı kalimanın esası galiba, öyle zannediyorum. Hepsi birbirine münasebet. Altı tane olacak. Ve biri bire, bir, birdir. Bir ikiye bakıyor, bir üçe bakıyor, tabii ki altıya bakıyor. Bir altıya, bir direkt altıya bakıyor. Böyle yapıyorsun mesela. İki, bire bakıyor, iki üçe bakıyor, onunla beraber izah edilirse 36 tane oluyor. Evet. Biz onu dizmiştik. Evet. İkinci misal, birinci misal oydu. İhlas lazım misal veriliyor şuna. Nasıl münasebet kurabiliyor her şeyle, her şeyle. Bir sureden misal veriyor. İkinci misal de, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi eksel yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhit arasındaki birer birer her bir yıldıza
mevcudat bendeki nispeti hafiye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar bir gözü, müteveccih bir yüzü vardır. İşte intizamsızlık içindeki kemali intizamı gör ibret al. Yani Cenab-ı Hak bütün yıldızlara öyle bir serbestiyet vermiş ki, fakat öyle bir de münasebet kurmuş kendi aralarında. Bunun aynısı Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir harf, bir cümle, bir kelime, bir ayet, bir sure hepsi birbirine münasebet vermiş. Bir harfi çeksen, bir cümleyi çeksen, bir kelimeyi kaldırmaya çalışsan, ehli olan biliyor ki onu orada bir eksiklik var yani. Her şeyin her şeyle münasebeti için bu ikinci yıldız, semadaki yıldızlar misali verilmiş. Üçüncü başlığımız çok kısa. Hem ayeti ve ma yenbagıyla. Ne demek ve ma yenbagıyla? Ona yakışmazdı da. Yani ve ma allemnâhu şi'ra ve ma yenbagıyla. Ve ma yenbagıyla ona yakışmazdı abi. Peki ona ne yakışmaz? Yani peygambere yakışmayan ve müminlere yakışmayan ne? Sırrını da bunun anındaki şiirin şeni, küçük ve sönük hakikatları büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatleri o kadar büyük, âli, parlak ve revnaktır ki en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük olur. Yani şiirde bir sultandan, bir padişahtan, bir zamandan, bir mekandan bahsediliyor. Küçük ve sönük hakikatleri şiirde büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğenlendirmek istiyor. Kur'an'ın hakikatleri o kadar yüksekmiş ki, o kadar âli, parlak ve revnaklardırmış ki, en büyük ve parlak hayal şiirde ki, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere nispet edilse gayet küçük ve sönük kalıyor. Şimdi bu üçüncü başlığımız, şimdi şuna geçmedik, şu... büyük ve parlak şöyle büyük ulvi ve parlak hakikatlardan bahsettiği için. Şimdi Kur'an müminlere nasıl şifa ve rahmet? Büyük, ulvi, parlak hakikatlerden bahsettiği için efendim müminlere şifa ve rahmetmiş. Şimdi birinci ayetin izahını biz yaptık abi şöyle. Kur'an ve nünezzülü minel Kur'an'ı ma huve şifan ve rahmetilli müminin. Kur'an müminlere şifa ve rahmet. Nasıl şifa ve rahmet? Adet ve ülfet perdesinin yırtmasıyla şifa ve rahmet. Bir. İki, her şeyin her şeyle münasebetini kurdurması cihetiyle şifa ve rahmet. Üç, büyük, ulvi, parlak hakikatlerden bahsetmesi cihetiyle efendim müminlere şifa ve rahmet. Şimdi şu ayete girelim, ona yakışmazdı. Ve ma yenbagıyla manası şu, ona yakışmazdı. Ona yakışmayan ne? Ona yaz. O şey, ona yaz. Ona yakışmayan ne? Küçük. Sönük. Evet, burada yerinden okuyayım. Küçük ve sönük hakikatlerden bahsetmek. Allah diyor ki ve ma yenbagıyla. Birinci derece muhatap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ona yakışmazmış. Küçük ve sönük hakikatlerden bahsetmek. Mesela şu an dolardan bahsetmek. Ekonomiden bahsetmek. Şu dersin içinde. Evet. Veya da gün içerisinde abi. Ya. İnsana yakışır mı ya? Evet. Allah diyor ki ben insanı efendim bu hakikatler için yarattım. Gün içinde de öyle. Mesela gün içinde belli bir süreden fazla hakiki manevi Kur'an'ın noktasında senin ahiretini ilgilendirmeyen bir şeyle uğraşıyorsan, bahsediyorsan bu ayetin şumuruna giriyorsun, sana yakışmıyormuş o. Çünkü diyor sahabe böyle gündelik hayatta manayani şeylerle şey yapmazmış yani. Küçük ve sönük hakikatlerden bahsetmek ona yakış ve ma yenbagıyleymiş. Şu andaki hani mesela bir şey uyguladı ya. Ha, mesela bir insan bu dünyanın için yaratılmış maşallah kardeşim dedim. Dolar sabahtan akşam dolar para gitti kazandık insana yakışmaz. Evet. Ayet diyor ki
büyük ve ulvi parlak hakikatlerden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim. Büyük ulvi parlak hakikatlerden bahsettiği için küçük ve sönük şeylerden bahsetmek yakışmazmış yani. Ve Meryem bakıyla. Şimdi Kur'an müminlere nasıl şifa ve rahmet? Bu üç abi. Adet ve ülfet perdesini yırtmasıyla, münasebetin her şeyi kurdurmasıyla, büyük ulvi parlak hakikatlerden bahsetmesiyle şifa ve rahmet. Şimdi şu ikinci ayete geçiyoruz şimdi. Tamam. Biz sana şiir öğretmedik. Peki ne öğrettik? Abi. Adet ve ülfet perdesini yırtarak kainata bakmayı öğrettik. Her şeyin her şeyle münasebet kurmasını öğrettik. Harika. Büyük ulvi parlak hakikatlerden bahsetmeyi öğrettik yani. Görüyor musun? Şiirin temelinde ne vardır? Abi. Estağfurullah. Buyur abi. Şiir dediğimiz şey bir padişahtan, bir zamandan, bir mekandan, bir şeyden bahsediyor. Değil mi? Bir şeyden, bir ya zamandır, hatırlar, ya mekandır, evet. Mektubatta ey aşık efendi diyor ya, ne senin haddin var ki, güneş, 8 evet. İsmin ağzının masarı olan güneşi böyle utandırıyorsun diye, değil mi? En yüksek hayal diye tam gidiyorsan. Yani şiirde ya bir şahıstır, ya bir mekandır, ya da bir şöyle sen sıfatıdır. Metinle beraber münasebet kurduğunuz zaman şiir ne oluyor şiir? Şu oluyor. Adet ve ülfetten bahseden, tek bir şeyden bahseden, küçük ve sönük şeylerden, bu şiir abi. Şiir bu. Kur'an-ı Kerim şöyle. Şimdi bir şiirde güzellikler var Hasan abi. Mesela şiirde teşbih var. Tecahid-i arif var. Değil mi? Evet. Şiirde güzellikler var. Bir de şiirde kayıtlar var. Şimdi çok önemli. Kur'an-ı Kerim şiirdeki güzellikleri barındırıyor. Şiirdeki kayıtlar Kur'an-ı Kerim'e yanaşmamış abi. Şiirdeki o güzellikler Kur'an-ı Kerim'de var. Çünkü bu yukarıdaki cümlede onu söyleniyor. Şöyle. Kur'an-ı Muzir Beyan'ın icaz derecesindeki kemal nizam, intizam ve kitab-ı kainattaki intizamatı sanatı muntazam usluplarıyla tefsir. Bunu şiir de yapıyor. Yani şiirde de böyle bazı şeyler var ki, mesela vatan şiirleri. Değil mi? Yani bazı güzel şiirler var. Kur'an-ı Kerim o şiirin güzelliklerini içine almış, şiirdeki kayıtlar yani bir zamandan, bir mekandan, bir resimden veya da efendim küçük ve sönük bir şeyi çok böyle mübarek yapmak, bunlar bu kayıtlar ya Kur'an-ı Kerim. Şimdi biz sana şiir öğretmedik. Ama adına şiira. Biz sana şiiri, peki ne öğrettik? Bu üçü. Adet ve ülfet perdesini yırtmayı öğrettik. Yani her şeyi Allah'a gösterdik. Her şeyin her şeyle münasebetini kurdurmayı öğrettik. Büyük ve parlak hakikatlerden bahsetmeyi öğrettik yani. Bunun dışındaki şeyler ve mâ yenbâhîle. Sana yakışmazmış yani. Mesela gereksiz mevzulardan bahsetmek, ekonomiden bahsetmek. Allah diyor ki bu sana yakışmaz. Mesela bir risale-i talebesinin değil mi? Normal bir insan olarak olay ve hadisada bakması. Mesela şu andaki risale-i gözüyle bakıyorum ben olay ve hadisada abi. Ben şu anda bu baştaki adamı görsem onu abi tebrik edeceğim ben. Diyeceğim ki Allah sana o kadar büyük ikramlarda, o kadar büyük nimetler veriyor ki Cenab-ı Hakk'ın iki türlü tezahür, cemal ve celal. Celalsiz bir cemal asla olmaz yani. Terakkinin birinci basamağı celale mazhar olmaktır. Şimdi 90 senelik cumhuriyet tarihinde kim tek adam olmuş bu şekilde bir sistemin başına oturmuş? Celalden geçen bir sürecin neticesinde olmuş mu yani? Allah bir insanı maddi manevi yükseltmek istiyorsa ona celali tecelli verir. O da celali tecelliyle mücadele eder. Ondan sonra bulunmuş olduğu konumda daha üst bir konuma çıkar. Şu görmüş olduğunuz olay ve hadise Allah'ın o adamı yükseltmek istemesinin sebebidir abi. Evet aynen böyledir yani. Ben görsem hiç korkmadan, hiç böyle efendim endişeye kapılmadan bunlar onun için ilahi birer nimettir abi. İlahi birer ikramdır yani şu olaylar. Yani. Evet. Peki bu adam nasıl terakki edecek abi? Yaptığın yerden terakki edemez ki yani. Şimdi bunun dışındaki bir bakış açısı. Eyvah bittik, mahvolduk, dolar şöyle oldu, paramız eridi, ne olacak milletin halin, stoklar, mallar falan. Ayet diyor ki bu sana yakışmaz diyor bu tarz bir bakış yani. Dolar 10 milyon, bu sana bakıp yakışmaz diyor Allah yani. 100 milyon, bu sana yakışmaz yani. Yani bu kainatın yaratılışı içerisinde bunlar iş buluyorlar.
Evet. Bu şiirlerde böyleymiş. Mesela şiirde mübalağa var ya, mesela Kurtuluş Savaşı olmuş, değil mi? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı şiir olarak yazmış. Şimdi Osmanlı'nın yapmış olduğu savaşlar içerisinde Kurtuluş Savaşı'nı kıyas et. Kurtuluş Savaşı böyle hani bir o kadar sönük kalır ki Osmanlı'nın savaşlarına karşı. Ama nasıl bir mübalağa anlat? Evet, güzel yani vatan şeyini ortaya koyuyor ama o savaşlara göre değil mi? Onun yazmış olduğu o şeyde bir mübalağa var yani. Bir abartı var yani. Evet, güzel şiir. İstiklal Marşı'mız ama diğer savaşlarla kıyas et. İnsanın her ne kadar duygularını kabartsa da diyorsun. Evet. Bir hakikatin farklı bir yansıması var yani. Ve şiirde hep böyledir zaten ve cüziyatı cüziyatta bırakmak vardır yani. Şiir cüziyatı cüziyatta bırakır. Cüziyatı cüziyatta bırakan bir insan adet külfet perdesi içerisinde kalır, çıkamaz. Münasebeti kuramazsa cüziyatta kalmıştır. Ne zaman ki münasebet kurmaya başladın kainatta hem kendinde hem etrafındakilerle münasebetini kurmaya başladın, o zaman külliyet başlıyor. O zaman ne olur? Büyük hakikati görmeye başlıyorsun. Yoksa cüziyatta kalmışsa sönük kalacak. Şimdi kendi başına müstakil kalacak. Bakın o kadar önemli ki abi. Şimdi 13. sözün bu birinci makamında böyle anlatılmış ya sen abi. Bir de 13. sözün neyi var? İkinci makamı var. Şu anlattıklarımız abi üstad misal veriyor. 6 tane misal veriyor. Peki bu zamanın insanların adet ve ülfet ettikleri her şeyin münasebetini kuramadığı büyük ve ulvi parlak hakikatlerden bahsedemediği bize örnekler ver. İkinci makamda mesela kabir. Öyle kabire mi? Girmek için 3 yol var. Bu zamanın insan abi adet ve ülfet etmiş. Ya herkes ölecek diyor ya. Değil mi? Ne yapalım diyor bizim de başı. O kadar bir adet ve ülfet etmiş değil mi? Halbuki senin bu 80 sene deminki ömrün var. Sana saniye saniye an bir an hesabını soracaklar ya. Ne yaptın, ne ettin, bu nimete nasıl vasıl oldun, niye öyle dedin, niye böyle yaptın? Anına anına hesabını soracaklar yani. Bundan adet ve ülfet perdesi altında kalmış, kabirle münasebeti bunlar. Halbuki bütün o 80 seneki yaşamdır, şu kabirdeki vereceğin hesaba göre olmuş. Bak münasebet kuramıyor hayatın her anında. Bu kadar büyük, ulvi, parlak bir hakikat varken şu meseleyi çözemeyince değil mi? Nevi Beşer'in en büyük meselesi bu abi. Öyle bir şey ki sanki ondan başka bir şey de yok. Nevi Beşer'in en büyük meselesi bu abi. Öyle değil mi? Evet, en büyük. En büyük meselesi bu. Kabir meselesi. Bak şu üçü nasıl buna uyuyor abi? Sonra mesela örnek verin. Fenler abi. Hani altıncı mesele var ya. Evet. Öğrenciler geliyorlar. Fenlerden insanlar adet ve ülfet perdesi altında bakıyor. Allah'ı göremiyorlar yani. Sonra münasebet kuramıyor. Yani gıda ilmi, elektrik ilmi değil mi? Efendim, fabrika, eczane. Nasıl Allah'a bakıyor, nasıl şeye bakıyor? Münasebet kuramıyor. Bunun dışında büyük ve ulvi hakikatten bahsedemiyor yani. Halbuki bu fenlerle Allah'ı bulmak o kadar ulvi, o kadar parlak ki. Başka mesela neden bahsediyor? Hapishaneden bahsediyor. Hatta bir tane öyle bir mesele var ki bu meselenin biri de abi Risale-i Nur yani. İnsanların adet ve ülfet ederek baktığı, insanın her bir meselede münasebet kuramadığı, büyük ulvi parlak hakikatlerini göremediği bir mesele Risale-i Nur. Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mesele var ya, Risale-i Nur anlatıyor yani. Leyle-i Kadir'de ihtar edilmiş, Nevi Beşer'in ne kadar sıkıntısı varsa, ne kadar problemi varsa, bunun Risale-i Nur'la ancak çözülebileceğini, ve de bunu Risale'yle artık aramaya başladıklarını anlatıyor yani. Leyla-i Kadir'de üstada o ihtar edilmiş yani. Şimdi bunu nasıl ülfet etmiş Risale'den insanlar değil mi? Birinci söz mü ya? Giden orayı kuşuyor. Biliyorum zaten alıştık. Evet. 13. sözün Hasan abi, ikinci makamındaki misaller şu anlattığımız şu 3 tane başlığın misalleri yani. 4 etti, 6 tane değil miydi? 6 tane abi, evet ben 4 tanesini yazdım. Diğerler neymiş bakalım, böğden atıralım. Kabir meselesi. Heh. Harika bak. Diğer neymiş abi? Kabir özellik yaradı. Hasan abi hevesat, gençlik, bir de hayat. Bunlardan da ülfet edilmiş abi. Ya herkes genç olacak ya, değil mi? Hevesler, ne yapalım işte. Şimdi gençken gençliğimizi yaşayalım, değil mi? Evet.
bir mesele de var. Hayat. O üç şeyle bakılabilir. Evet. Normal gözükmüş. Bakayım başka ne var. Mapuslar dermiş. Fermler dermiş. Devlet lisans. Devlet lisansı mesela. Meyve listesi. Ya hüveniktesi. Havadan da evet hüveniktesi de var. Şuraya yazalım. Teşekkür ederim abi. Hüveniktesi. Havadan da abi. Hava sahibesinden de ülfet edilmiş. Münasebet kurulamıyor. Ondan sonra normal bir şey olarak bahsediliyor yani. Evet. Onun için sözün böyle bir hulasalamış olduk. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum yani. Çok istifade ettim şansen. Şu ayet abi, biz sana şiir öğretmedik. O kadar çok ben manasını merak ediyordum ki yeni dikkatimi çektin. Ya biz sana şiir öğretmedik. Ya ne öğrettik arkadaşım? Ne öğrendim ben yani şiiri? Bizi ne ilgilendi? O da ilginç ki hayatın ta kendisi şimdi bu hayata bir bakıyor, dolar, işimiz ne olacak, bina. Oysa sana bunu öğretmedik yani, bununla meşgul. Bunun için Allah dedi, ben seni bunun için yaratmadım. Dolar için, ekonomi için, ondan sonra böyle acayip acayip şeyler için yaratmadım ben. Ben seni büyük ve ünlü hakikatlerden, parlak hakikatlerden bahset diye yarattım. Efendim, her şeyin her şeyle münasebetini kur diye, mesela bunlar, misalleri bunlar yani senlerin her şeyle münasebetini kur. Kabrin her şeyle münasebetini kur. Hayatın bütün anları kabirle ilgilendiriyor yani. Öyle. Sonra örnekler veriyor burada. İkinci makamda da örnek veriyor. Metnin içinde de örnek veriyor. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim şu üç tane efendim özellikle bahsediyor. Ayetler mesela يَوْمَ نَتْفِ السَّمَاءِ كَتَيْهِ سِجِلِ الْكُتُبْ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَف۪يثًا اِمْكَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاهِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِعُونَ لَدَيْنَا مُحْتَرًا. Yani mesela ne o yüksek büyük parlak hakikatler? Cenab-ı Hak diyor ki semanın sayfalarını kitabın sayfalarını çevirdiğim gibi çeviriyorum diyor. Evet. Daha yüksek. Yani ben bu sayfayı nasıl çeviriyorum? Cenab-ı Hak diyor ki kitabın sayfalarını çevirdiğim gibi sayfaları çeviriyorum ben de diye. Sonra bir sesle bütün mahlukatı huzuruma topladığım zaman diyor. O kadar yüksek, o kadar büyük ya. Yani. Fatiha çektik değil mi? Yok abi. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi el fatih. Allah'a emanet.